Sorusunu alacağım zaten. Abi sen koda ben koduma. Hadi herkes kodun. Herkes kodun arkadaşlar. Kod yazmıyorsak bizden cacık olur. Kod yazmıyorsak sample kod paylaşıyorsak example yazıyorsak example ile şirket reklamı yapıp title koşuyorsak burada zaten GG. Tamam buradayız. Memo da burada herhalde. Memo da bugün bize Swift tarafında iş edecek. Yaptığımız hatalardır. Gözümüzden bir şey vardır. Memo da burada. Memo da ses veriyor ama sesin yayına gitmiyor kanka. Bu ayarlardan ötürü. Kendisi buradayım hocam diye. <laughs> Öyle düzeltiyormuşsun. Arkadaşlar. Makaleyi paylaştık. Makaleyi yeniden sonra açabilirsin. Dead time. Yayınlar hep bu saatte ve erken olma imkanı yok. Kesinlikle. Ee, burada yapıyoruz. Yayında şimdi kod tarafına geçiyoruz. Arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar. Prime'la abone olanlar. Destek olanlar. Herkes hoş geldi. Abone olanlar herkese baş tacı. Teşekkür ederim bu arada tekrardan. Bugün bayağı subscriber atıldı arkadaşlar. Tekrardan. Bu, son olarak yayına geçmeden gerçekten şunu söylemek istiyorum. Özetle. Ee, yani ben bu işe başladığım gün yani ilk içeriğimi çıkardığım günü dün gibi hatırlıyorum. Hatta başka bir kanalda çıkarmıştım. Şu kadar içerik çıkarmış bir insan olarak bu dünden bugüne Zamarin'den React Native'ine işte Ionin'den bilmem neye Flutter'ından Swift'ine hani bir genç olarak her şeyi deneyip her şeyin içerisinde olmaya var olmaya çalıştım. Kotlin'den hepsine var olmaya çalıştım. Yerlerimi bulmaya çalıştım. Bunu bulmaya çalışırken de gerçekten bu mesela şu videoyu çekerken arkadaşlar mesela şu şu video Allah'tan sesi de gelmiyor ben korktum yani şu videonun kalitesine bak 380p kalitede bir video maksimum bu herhalde bunun bu arada ya da artıyor mu bilmiyorum 720p oluyormuş bak buradaki şu mesela anlattığım içeriği bile anlatırken hani hiç kimseyi tanımıyorum hayatımda hiçbir tane insan yok Sadece kendimi burada öğretme ve kendimi hiç, e, emeğimi alın terimi ortaya koymaya çalıştığım bir proje mesela. Hep böyle oldu. Bu 20K'ya onun için çok mutluyum. Yani içeriklerden ziyade ee, bu yola kafayı kırıp bu yolda emekle savaştığıma yani insanları değil kişileri değil işte bir şeyler öne çıkarmak değil framework bazlı bir developer değil de fikirleri tartıştığıma hep böyle bir şey öğretmeye çalıştım ve arada 6 yıl sonra kanal 6. yılında 20k aboneye ulaştı belki başka kanal dersiniz abi bu kadar sürede niye kısa benim olayım da bu benim için o karşı şey olmasına gerek yok ama inşallah 20 100 binlerinde birlikte görürüz. Ben çok isterim yüz binleri görürsün. Çünkü bu kanalın büyümesi demek benim büyümem demek. Benim gibi birçok arkadaşımın, çevrendeki birçok insanın büyümesi demek. Ben bu konuda zaten çok ben e, şu an herhangi bir teknik yetenekli bir bilgi yaptığımda ilk derdim acaba bir arkadaşıma da saklarım. Yani bu benim kanımda olan bir şey. Bunu ben bana verilen title'lar, bana verilen sosyal skill'lerle yapmıyorum. Ondan dolayı dostlarım, iyi ki varsınız. Kanalı takip eden, yorum yapan, izleyen, herkese bir şey yapanlara baş tacıdır. Teşekkür ederim. Muhammed Demirel böyle bir seviye geleceğini hiç düşündün mü? Yok Muhammed vallahi düşünmedim. Yani ben bu içerikleri yaparken mesela şu anda içerik yapıyoruz değil mi? Yarın ne geleceğini biliyor muyuz? Ben yarın işte bilmem ne şirketinin başında olurum diye bu içerikleri yapmıyorum ki. Twitch'te böyle yayın açmıyorum ki veya sizleri dinlemiyorum ki. Ben tamamen şu an eğleniyorum. Eğlenirken de bilgilerimi paylaşıyorum. Sizden gelenlerle birlikte birlikte hatalar yapıyoruz. Büyüyoruz. Bu işi için yapıyorum. Özetle bu arkadaşlar. Şimdi dedim bu kısmı da aldık arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kod seansına geçtik. Bu saatten sonra zaten moderatör arkadaşlar da haklı bir yoruda bulundu. Eğer title'ı buradan değiştirebiliyorsam şuradan stream info'da şuraya yazacağım. Kod saati yazıyorum başına bu arada. Moderatör dostlar da aynı hani söylemişti haklı olarak. Şuraya yazacağım şimdi. Kod saati. Kod saati diye yazdım buraya dana çektim. Şimdi arkadaşlar kod tarafına %100 geçtiğimiz section'larda sizden ricam Sadece kod konuşalım olur mu? Kod dışında bir soru soran arkadaşlar hep söylüyorum sormasın. Beklesin. Koddan soru sorsun. Biz burada 5 dakikada burada değiliz. sürekli zaten de burada içeriklerle yapıyoruz. Birlikte yapacağız bu kısmı. Koddan öte bir keyzimiz yok. Şu andan itibaren sadece kod. Moderatör arkadaşlar da soru çok fazla soranı uyarırız. Soru sormaya devam eden olursa timeout atalım. Kodumuza devam edelim. Olayımız bu. Buradaki derdimiz bu. Şimdi ee, sorular kodlarsa. Hani şimdi moderatör arkadaşlar şimdi onları yaparlar zaten aynen detten. Şimdi dostlarım gelelim bu içeriğimize. Makale demin arkadaş paylaştı. Benim 3 yıl önce yazdım en çok sevdiğim yazdığım yazılardan bir tanesi çok da severim çok da güzel yazdığım yazılardan ilk de yazdım dediğim yazılardan bir tanesini birlikte burada yayında şimdi sıfırdan kodlayacağız hani çok böyle ahım şahım bir şey olacağını düşünmüyorum ama fikir olarak size bir aşılama yapmaya çalışacağım buradaki verdiklerimle yapmaya çalıştıklarımla ardından da burada arkadaşlar geliştirmelerimiz işlerimizi yapıp bu projeyi sağlayacağız bitireceğiz İlk hedefimiz bu ne olacak? Subscribe olmuş. Tayir 1 ile 6 muhantısı olmuş bir de. Baş tacısına hoş geldin. Teşekkür ederim desteğin için. Ee, kaydolan, subscribe olan arkadaşlar. iyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Şimdi arkadaşlar, bizim yapacağımız... Ee, ana işlem şu. Şimdi biz Flutter daha doğrusu native tarafta arkadaşlar. Şurada ben zaten bunları anlatıyorum. Application patternlerimiz vardır. MVC, MVVM ya da bizim şu an kullanacağımız Clean Architecture. Hani bunun iOS dünyasında da kullanılan en çok karşılığı da Viper yaklaşımı olarak görebilirsiniz. Yani bunun çeşitli kezleri vardır bu arada şirketlerde vesaire. Buradaki aslında temel amaç şuradaki yaptığımız yapı aslında. Controller, Presenter, Use Case'ler vesaire. Buradaki olay şu. Oo, ne olacak? 10 arkadaşa subscribe yolladı. Çok teşekkür ederim. İyi ki sağ olasın. Baş tacısın, cansın. Şimdi arkadaşlar bizim e, kurumsal hayatta ya da müşteri projelerinden ziyade daha gelişmiş projelerdeki dertlerimiz test yazmadaki sıkıntılarımız oluyor. tık Sıkıntılarımızı azaltmak adına da biz bu tarz clean architecture gibi ya da işte bize verilmiş daha object oriented daha birbiri delegasyonlar yaparak kullanacağımız yöntemlerle sınıflarımızı, projelerimizi parçalıyoruz. Yani buradaki yapma amacımız, buradaki hedefimiz ya da buradaki hep amacımız ki bak burada Akıl Bob bunu ta 2012'de yazmış. Buradaki amacımız bu tarz clean architecture'lardaki hep amacımız arkadaş. Bugün de bir ufak testini yazacağız. Amacımız yazdığımız kodları test etmeye müsait hale getirmek ve test yazmak. Şimdi dostlar şunu söyleyeceğim. Hiçbir zaman için bir kod ya da yazdığınız bir proje bir şeyi işte kullandım demek için yazılmaz. Eğer sen bir projende Clean Architecture gibi bir yaklaşım kullanıyorsan, yani burada şöyle ben yani şuradan bahsedeyim, bize test yazmayı daha kolaylaştıran, test yazma imkanımızı daha da geliştiren, metodlarımızı, sınıflarımızı, iş yapan birimleri işte solid prensiplerini işte her türlü kısmı daha kolay, daha iyi entegre etmemizi sağlayan bir yapıyı kullanıyorsak, Test yazmak zorundayız bu arada. Eğer test yazmıyorsan MVC de yapabilirsin vesaire de yapabilirsin. Bu arada iOS dünyası bilir ki ilk başta Apple tarafında uyarılan bakın burada Apple'ın kendi sitesinde Apple yıllar önce ilk başladığında yani yazmaya MVC'yi zaten öneriyor. Diyor ki MVC kullanın diyor. MVC ile projenizi geliştirin. Bakın bu kendi apple.com'un kendi sitesindeki bir yapı. Yıllarca da birçok insan birçok yazılımcı, iOS tarafındaki yazılımcı MVC'lerle ilerledi. Tabi yıllar geçtikten sonra zaten şimdi Swift'ler geldi artık daha da farklı bir yapılara geldi ama burada arkadaşlar temel amacımız Ana noktamız test yazmak. Bunu unutmayalım. Test yazacak koda gelmek. Bakın test yazma konusunda sıkıntılarınız olabilir ama biz mesela bugünkü içerikten sonra ben inanıyorum ki biraz zorlanmalar olacak. Zorlanmaları zamanla aşacağız ama. Bakın yazılımda en kolay bir nokta vardır. Bunu unutmayın. Zorlanmıyorsanız yanlış yerdesiniz demektir. Yanlış yazıyorsunuz demektir veya eksik yazıyorsunuzdur. Bana şöyle geliyor. Çok iyi yazıyorum. Geç abi. Bir yazılımcı bireysel olarak kendi kendine iyi yazdığını kararını veremez. Çok zor. Yani verebilecek cins birkaç adam vardır. Hakkını yemeyeyim de. Normalde çok zordur bu iş. Şimdi arkadaşlar. Gelelim projemize. Birlikte arkadaşlar bir tane iOS projemizi sıfırdan oluşturalım. Bunu da projelerimizde şimdi 2023'e göre mesela modüllerimizi belki yenileyeceğiz. Belki birkaç tane yeni yapıyı kurgulayacağız. Birlikte bunları düzelteceğiz. Eksiklerimizi göreceğiz. Hatalarımızı yapacağız. Şimdi arkadaşlar bugünkü içerikte nasıl bir yapı yapalım diye düşündüğümde Mesela o gün sanırım bu içerikte ben http cat diye bir şey yapmıştım. Cat'in servisi var mı hatırlamıyorum burada kod olarak da. Bunun servisini ben koydum mu koymadım mı onu bilmiyorum. Ee, servisi koymadığım için şimdi bir şey diyemeyeceğim burada kullanım olarak ama. Ee, tı 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 tı. Belki onu kullanıp ya da onun yerine json Placeholder tarzı bir site kullanabiliriz şu anda. Yani biz şu an zaten bir data fakeleme yapacağımız için bir tane fake RESTful API'mizi kullanalım burada. Mesela şurada neyimiz var mesela postları çektiğimiz veya userları çektiğimiz bir tane tablo mesela şu tarz bir şey yapabiliriz. Bir model üretebiliriz burada ya da postları çektiğimiz daha basitçe yapma anlamında. Amacımız çünkü buradaki derdimiz ekrana bağlamak. Yok http chat'te restful, restful değil kanka ee, http chat. O sadece web sitesi onun restful adresi yok. Yani bizim derdimiz burada aslında bir tane... 2023'e göre bir Viper yaklaşımını birlikte uygulayalım tamam mı? Hep birlikte bakalım neler yapabiliyormuşuz. Bizim buradaki amacımız ne? Bu yazıda bize ne anlatılmış? Biz neler entegre etmişiz? Aslında burada böyle ilerleyeceğiz şu an. Diyorum ki buraya e, Viper e, Swift e, ne diyelim buna? JSON. Mesela placeholder. Placeholder diyeceğim şu anlık. Tamamen böyle gideceğim. Burada da arkadaşlar interface'ini storyboard seçeceğim. Yani UI kit seçeceğim. Bunun neden seçtiğimi ya da buradaki yapacağımız işlemleri sonradan tartışacağız. Yani buradaki yapmak istediğim şeyin ne olduğunu, neden böyle bir logik yazdığımı veya buradaki işlemleri dediğim gibi zamanla konuşacağız. Ama benim buradaki ilk derdim veya buradaki başlama amacım e, proje olarak yapma derdimiz aslında bizim temel mantıkta şu an sektörde en çok kullanılan şey UI kit olduğu için UI kit'e biraz ısınma. UI kit'e biraz ısınma. Derdimiz bu. Burada e, Viper Swift Placeholder'ı işaretledim proje olarak da native'in altında olursun tam problem değil Şurayı oluşturalım bakalım Valla uzun zaman böyle native yazmadıktan sonra native'e dönünce bir sarıyor ya böyle öz, özlüyorum yani bazen Şimdi şu kodları tabii bir büyütme olayı yapacağız şu an şöyle bir büyütsem şöyle Şöyle nasıl arkadaşlar kodların gözükmesi şu an Şurası iyi mi? Şu an biraz büyüttüm sanırım şu an toplamış olmalı arkadaşlar. Şu, bu, bu, arada burada da co pilotu ben aktif olarak kullanıyorum aslında da. Bakayım gelecek mi? Belki GitHub co pilotu çalıştırmadım gerçi yayından önce de. Çok önemli değil. zaten elle yazarız. Şuraya dedim belki bir şey kendi getirmiyorum. Bakayım bir tane şuraya led bir şey desem. Ha mesela tamam çalışıyormuş güzel. Ulan direkt presenter yazdı. <laughs> tamam okey. Kod gözüküyorsa problem yok. Tamam, başlat aç. Şu sol taraf sadece büyümüyor da şu sol tarafı nasıl büyüdüğünü bulamadım ya geçen. Sağdan soldan bir yerden büyütülüyor mu? Onu ben herhalde display'den büyütmem lazım. Yani benim aslında size şöyle vermem lazım yani. Ben orada hata yapıyorum herhalde. Dur. Display nerede? Display. Ee, display option. Size göstereceğim. Yo aslında gayet de küçük teksti seçmişim aslında ama ee, sanırım şöyle yapsam bir tık daha böyle bir tık daha iyi olacak gibi. Şöyle nasıl? Yani ben de biraz ekran büyüdü ama ekrana sığmama durumu oluştu herhalde şu an. Hemen düzeltiyorum ekran sığmama durumunu. Şuradan fit screen yapacağım. Yok ekranı o, o öyle öyle yapmadı. O istediğim gibi olmadı. GG olduk. Bunu şu an yapmayalım. Size bir şey değişmedi mi? Tamam eskisine geri getiriyorum o zaman bir saniye. Çünkü benim oradaki şey kaydı. Şuradan yapalım. Mac Studio'dayız. Şunu bir daha şuna getireyim. Şimdi düzelmiş olmalı. Tamam. Ben böyle yapayım şu anlık burayı da. Yine oradaki Xcode şeyi yapalım. Tamam. Böyle bir böyle birlikte bağlayalım arkadaşlar. Okey. Cool. Şimdi dostlarım projemiz burada. Projemizin kodlarında zaten ben hatta şurada da Snake Overflow. E, Snake Overflow Snake Overflow işimiz yok bizim. Şey neredeydi bizim şuradaki yazdığımız kodda da bulayım ben size bir. Şu My Coding Setup'u kapatalım bir. Burayla işimiz yok e, ee, bizim şey nerede? Dur ben bu kodları da sağda açmıştım. Sanki sağda da açayım şu kodun örneğini. E, ee, size onu da yollayayım şuradan. En üstte koydum mu kitabını? Şuraya bir yere koymuşumdur ben kitabını. Hop şuradan alalım. Şuradan kullanmışız. Tamam kitabı da burada. Kitabını şu tarafa atalım. Yine burada gözümüzden bir şey kaçarsa buradan kitaptan bunu kontrol eder düzeltiriz. Nice. Şimdi arkadaşlar sıfırıncı noktada başlıyoruz şimdi projenin bu kısmını yazmaya. Burada sadece farklı olarak arkadaşlar ee, projenin içerisine ekleyeceğimiz birkaç tane elementimiz olacak. Yani ne yapacağım ben size burada anlatacağım. Farklı birkaç tane yapı ekleyeceğim buraya derdimi değiştireceğim burada. Şimdi en üstten birlikte bu yazıyı inceleyeceğiz. Incele. Ben buradaki bir de şunu yapmak istiyorum. Mesela bu yazıyı okuyan birisin tamam mı? Ulan bu yazı yazmış da bu yazı kullanılıyor mu lan gerçekten birlikte teyit edelim tamam mı? Yanlış bir şey mi varsa da yazıya da söveceğim kendi kendime. Hep sizi de doğru bulacağım. Çünkü mesela bence bazen en çok şey noktada hata yapılır. Yazı var da adamın yazdığı şey gerçekten tutarlı mı? Adamın kendi yazdığı yazıyı mesela <laughs> bakalım tutarlı mı yazabilmiş mi? Şimdi ben buraya kadar bir tamam bir mimari anlatmışım. Viper'la kod geliştirmek düşünce ve kodlama açısından karmaşık ilerleyebilir. Diğerlerine göre. Bu doğru. Çünkü architecture artıyor, object oriented'lık artıyor, protokol programlama artıyor. Viper anlamak yönü noktasında protokol programlamayı iyi bilmek lazım. Viper'ın çünkü arkası artık protokollerle, haberleşmelerle gidiyor. Burası önemli. Özellikle dağıtma yöntemini test yazmayı fakat geliştirirken bize muhakkak yapılar kurmamız bekleyen bir yaklaşım. Aksiyelde karmaşa durumu söz konusu. Viper ile ilgili birçok yaklaşımda anti pattern olduğu da söylenir. Çünkü Viper gibi bir şeye entegre ettiğinizde arkadaşlar birazdan göreceğiz zaten. 5-6 tane katman oluşturmak zorunda kalıyorsunuz. Diyorsunuz ki hocam ben bir tane basit sayfa yapacağım. Niye 5-6 tane katman oluşturuyorsunuz haklı olarak? Bunu da içeride tartışıyor olacağız bu arada. Birlikte bunları da tartışıyor olacağız. Şimdi Viper gibi mimariyi kullanırken bu ne demişiz? Kullanırken amacımız kod fazlalığı da değil. Yazacağımız kodların kontrolü ve test açık olması. Tamam ben buraya kadar kodu hani şu an ilk okuyan olarak yapıyorum sizle. Burada işlerimizi ee, işlerimizi birlikte yapacağız. Viper bana bir tık fazla vardır bu olayı. Aslında falso değil. Doğru kullandığında çok avantajlı da doğru kullanmak için yani şöyle söyleyeyim Memo. Tek başına kullanabileceğim bir şey değil. Yani tek başına yapınca zorlanacağım bir şey. Onunla ilgili de çözümler var. Şimdi gelelim buraya arkadaşlar. Buradaki projemize bakalım. Bu arada belki buradaki yazdığımızın direkt aynısını yazalım. Bir de buradakini yazabiliyorsak aynısını yazacağım. Bir saniye. Çünkü gerçekten mesela yazılan bir yazıyı da entegre etme adına güzel olur. Bak burada anlatmışım zaten Viper'la ilgili. Mesela şu Viper'ı şimdi konuşacağız yine ne, ne, olduğunu da. Şu servisin endpoint'u var mı ona bakacağım arkadaşlar. Bir saniyenizi alayım. Servisin endpointini bulabilirsem direkt oradan gideyim diyeceğim de. Ee, burada nasıl gitmişiz mesela bakayım servis. Şurada constant taben application constant servis koy. Buraya koymuşum. Muhtemelen buradaki cats.json falandır bu. .json. Yok. Ne acaba? Bakalım. Ee, inamlara bakayım. İnamda da bunun şeylerini, petlerini koymuşumdur. Search demişim herhalde ya da http json. http de olabilir. Direkt onu entegre ederiz buraya şimdi. http json. Tamam bu. Servisi buldum arkadaşlar. Şimdi servisimiz elimizde var. Direkt bu servisi yapalım hatta. Yazıyı birebir entegre etmeye çalışıyorum. Kullana kullana göreceğim bakalım buradaki neyi entegre etmişiz, neyi yanlış yapmışız, neyi doğru yapmışız. Şimdi böyle bir ekran yapmamız bekleniyormuş. Şurada gördüğünüz gibi bir title'ı var. Bir tane burada işte info buton koymuş. Niye koymuş anlamadım. <laughs> aslında da bir tane table view var aslında bakılır mantık olarak bakıldığında. Şimdi ben önceki yazdığımda arkadaşlar ekranımız bizim bu, ne demiş adam? Ekranımız bizim hazırlanmış servisten bilgileri çekip ekrana göstermek üzere kurulu. Ekranın sağ köşesindeki buton ile bir filtreme işlemi yapabiliyoruz. Bak bunu söylemişim. Ekranın kartlara dokunduğumuzda ise detay sayfasına bize geçip buradaki içeriği gösterecek. Tamam. Ben analizi doğru vermişim. Baş tacı. Home modüle gelmişim şimdi arkadaşlar. Burada da tek tek. Burada demişim ki bir view kontrol oluşturarak kodları, kodları sınmamaya başlıyorum. Özellikle storyboard'u kullanmak seviye indirmek için exit birlikte açıyorum ki vesaire. Şimdi burada ben ekranı storyboard ile yapmışım. Tasarım olarak. Yaklaşım olarak. Ben de burada diyorum ki biz burada storyboard kullanmayalım. Biz artık bir tık ileriye gidelim. Hani biz burada diyelim ki no Work yapalım mesela ilerletilmiş versiyon olarak ve bizden adamın beklediği şey aslında şu tarz bir yazılım aslında. Şu tarz bir kodlama bekliyor bizden. Peki biz bunu nasıl kodlayacağız? Bir önceki içerikte aslında biz bunu yapmıştık. Birlikte bir kodlama ekranını gerçekleştirmiştik. Şimdi bir öncelikle ekranımıza gelelim. Şimdi şurayı tabi burayı çok iyi göremeyeceksiniz ama ben burayı büyütmüş olarak varsayıyorum. Şu anlık direkt basit bir kapta, katman olduğu için buraya bir tane feature de layer açıyorum. Veya feature bile açmanız gerek yok aslında. Direkt modül olarak yani ben burada cluster olarak bir şey demiş miyim bilmiyorum ama direkt view demişim. View'larımı buraya toplayacağım demişim. Şuradan bir de hatta e, kodları açtığım yer neredeydi? Dur kodları açtığım yere de bakalım bir daha. E, şu şurada kalsın dur şunu da şuraya alayım hop. Bir tane servisi sağa aldım. O kitap yerelim hep kaybediyorum ya. Yani dur şu kitabı da sağ koyayım da kitap sabit kalsın arkadaşlar. Bakalım yazıyla içerikten. Şu başlamadan önce bir de dur. Başlamadan önce şunu da anlatayım da ondan sonra başlayalım. Bakın v Viper inceleyelim. Viper aslında bize vermiş oldu aslında arkadaşlar. 5 tane altı tane katman var. Ve zaten aslında çok basit olarak bakın da anlaşılıyor. View, Interactor, Presenter, Entity, Router. Bu bizim için aslında bir tane aslında ben neden native swift'i seviyorum? Neden bütün flutter'ları aşılamak istediğim şey şu. Çünkü biz flutter'da mesela bunu düşünmüyor birçok flutter geliştirici. Bu katmanlar var ama şey diyor zaten var abi geç diyor. Şimdi aslında arkadaşlar olay şöyle oluyor. Biz bir tane ekran geliştiriyoruz tamam mı? Geliştirdiğimiz ekran view'umuz oluyor bizim için. Birincisi olarak böyle düşünüyoruz. Bizim ekranımız view'umuz. Biz ekran kodlarımızı, view kodlarımızı bir yerde tutuyoruz. Bu bir. İkincisi, Ekranımızın karar vereceği işlemleri ise presenter dediğimiz katman yapıyor. Yani ne kararı mesela? Ekranda bir tane loading dialog var mesela. Veya ekranda bir tane bir işlem var. Bilmiyorum her şey olabilir. Bunun kararını veren kısım presenter. Presenter neyin kararını veriyormuş arkadaşlar? UI ekranındaki logiksel operasyonun kararını veriyor. Mesela ne karar olabilir? Mi? Loading veya routing işlemi mesela. Routing işlemi de yukarıda. En çok sayfada kullandığımız işlem de router. Şimdi router ne yapıyor? Mesela diyelim ki home sayfasından detaya gidiyoruz. Detay işleminin olduğu yer. Birinci, ikinci kısım bu. Interactor katmanı aşağı indirdiğiniz interactor katmanı ne yapıyor diyeceksiniz. Interactor katmanı ise arkadaşlar sizin için business'larınızı yönettiğiniz yer oluyor. Business ne mesela? İşte servise git bu datayı çek. İşte bilmem neye çek buradan buna çek. Buradaki yapıları kurguladığınız bir özellik oluyor aslında. Yani interactor dediğimiz yapı da business decide verdiğiniz yöntem oluyor. Ardından interaktörün içerisinde de işte mesela belki lokal e işte cache'ten data çekiyorsunuzdur. Cache'ten lojinizi koyuyorsunuz. Ya da network servisiniz vardır. Network servisinizi koyuyorsunuz. Tamam mı? yani yapı bu şekilde arkadaşlar. Yani bunu kafada bu şekilde kodlayabilirsiniz. Bu çok güzel bir yaklaşımdır. Yani bunun antipaten olan noktası ise şu. Mesela çok basit bir tane home sayfasında işte view ekliyorsun, presenter ekliyorsun, interaktör ekliyorsun, core data ekliyorsun. Diyorsun ki hoca ya ben bir tane proje yazacağım. 3 tane istek atıyor. 5 tane sayfa yazdım bana. İşte bu da bunun antipaten olan noktası oluyor aslında. Yani zaten arkadaşlar benim dünden beri hep söylediğim şey ne şu. Herhangi bir yazılımda herhangi bir tercih bir basma kalıp yapıyla olmaz. Ben Viper kullanacağım diye olmaz. Senin biznesine bakarsın. Biz şu an öğrenmek için yaptığımız için burada kullanıyoruz. Ama bana desen ki böyle bir projede ne kullanırsın? MVC basar geçerim hoca mesela. MVC yazınca kötü kod oluyor. Viper yazınca iyi kod oluyor diye bir şey yok hiçbir architecture'ın sana vermiş olduğu yetenekleri doğru kullanmıyorsan proje iyi veya kötü yapmaz. Senin yeteneksizliğin ya da yanlışlığına göre o proje daha da kötü hale gelebilir bu arada. Onu kullandığın için ki bunu birçok kezlerde görüyoruz. Flutter tarafında çok çok daha fazla görüyoruz. Yani bir iOS developer mesela öne çıkan şey bu oluyor. Çünkü iOS developer hayatına başladığında bunlarla başlıyor. Flutter developer ise bunlar hiç umurundadır. Oo, navigator mı? Navigator of. Model mi? JSON serializable. O mu? La interaktörü geç işte oradan pro provider koyuyoruz işte. View mu? Widget. <laughs> Lan oğlum bunların mesela buradaki Viper yaklaşımın uluslararası bir karşılığı var. Bunu sen istediğin her yerde kullanırsın. Ama e, Flutter gibi bir şeyde ezber gidersen mesela sadece ezber bir yazılımcı olursun kalırsın. Şimdi buradaki noktada arkadaşlar almadan önce çok ufak bir kahvemi dolduruyorum bu arada. Kahvenizi arkadaşlar siz de alın. Suyumuzu da bir içelim. Hemen devam edelim. Yeni gelen arkadaşlar var. Aleykümselam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Şimdi bir kahvemizin suyumuzu içelim. Kodumuza devam edelim. Bugün bol bir kod seansı olacak. Şu kahvenin tuşuna basayım da. Cuma günü kod yazılır mı? Yazılır. Niye yazılır? En sevdim bu, bu tarz içerikleri çok seviyorum ya yani kattığı değer benim için çok başka bir seviye yani. Açtım açtım. Bir daha bir teyit edeyim de dur. Doğru söyledin ama bir daha bir teyit edeyim. Kaydı açtım. Açmış olmam lazım. Hemen teyidim ediyorum. Ee, açık. Başta aç. Güzel. Şimdi arkadaşlar. Burayı anladığımızı düşünüyorum. Burayla ilgili gerçekten düşündüğünde zaten kafada oturuyor. Önceden yazmadıysan belki kafada problem oluşturabilir ama sonradan yine bu konuyla ilgili zaten bak ben burada resource'ları koymuşum. Herkesle ilgili. Türkiye'deki en büyük eksiklik bu arada birçok insanda adam medium yazısı yazıyor. Medium'daki yazıyı sanki kendisi bulmuş. Adam altına bir tane ya bu yazıyı buradan aldım okuyabilirsiniz referans yazmaya korkuyor. Ne kadar kötü. Allah aşkına buradaki hiçbir arkadaşım lütfen e, herhangi bir yazıyı yazdığında referans vermekten çekinmesin. Lan okudun siteyi koy bari. Yani mesela bir tane siteden okudun. Sen mi yazdın oğlum o kodu? Yani, hani adam öyle bir yazıyor ki sanki kodun sahibi o. <laughs> kodun sahibi öyle yazmıyor ya. Adam hani... Umur, adam şey diyor ya ben oradan olur muyum canım ben paket kullanır mıyım ben şunu yapar mıyım lan la, bu, bu egodan vazgeçmek lazım yani en azından beni izleyen yaz yazan arkadaşlar lütfen rica ediyorum yazdığınız yazılarda yaptığınız kodlarda özellikle bir arkadaşınızdan bir insandan kod almak bir kötü bir şey değildir bunda bir sorun yok paylaşmak güzel bir şeydir korkmayın yani hani sen araya bir infomu yerleştireyim şimdi burayı da anlaşıldığını düşünüyorum ben şimdi HD, HD tipi Viper Cats'i de yan sekmeme taşıdım bu arada Burada da yerimi aldım. Burada da baş tacı yerimizi aldık. Şimdi arkadaşlar gelelim kodlarımızın yapısına. Bizim şuradan da bir bakalım. Burada özel bir şey yapmış mıyız? Burada ben ha modül olarak yapmışım. Tamam burada da öyle gidelim. Burada modül olarak yapmışım. Burada da modül olarak gidelim. Burada mesela onu söylememişim herhalde. Bakayım sadece direkt view'a girmişim herhalde değil mi? Ha yok home modül diye söylemişim aslında. Yani söylemişim ama buraya biraz eksik söylemişim. Bunu koddan aslında biraz daha anlatabilmişim. Burası mesela eksik olmuş. Burada modül oluşturmuşum ben arkadaşlar. Şimdi ben modül oluşturacağım. Buraya geldim modül oluşturdum şuraya. Burada iOS tarafında modül olarak yazmışım. Benim hangi modüllerim var? Bir tane home modülüm olacak ana sayfa. Bir de home detail modülüm olacak. Şimdi home detail. Şimdi bu arada arkadaşlar böyle Viper gibi yaklaşımlarda... Hani ilk defa kullandığınızda şimdi mesela bir tane home yazdık diyelim tamam mı home'un katmanlarını söylüyorum bizim ihtiyacımız olacak entity'si olacak bir normalde bunları klasör yapmanıza gerek olmayabilir ben şu an gösterme amacıyla yapıyorum hani bunları tek bir yerde de toplayabilirsin ya home entity burada bir tane olacak hoca zaten niye 50 tane açıyorsun diyebilirsin ama normal konsepte burada olabilmesi gereken klasörlerin iç iş içe girecek detaylar olabilir diye açayım sonradan sileceğim bunları entity diye bir tane klasörüm olacak yani nelerim olacak modellerim burada olacak bu bir. İkincisi benim router yapacağım için routing işlemleri yapmak adına burada bir tane router katmanım olacak. İki. Üçüncüsü bir tane view katmanım olacak. View işlemlerimi yapacağım burada. Dördüncüsü, üçüncüsü neyimiz var? Interactor. Interactor neydi? Bizim business decide'ımızı yapacak katman. Decide'ımızı yapacak katman var. Interactor dedik, router dedik, view dedik. Ha, bir de ne kararımız olacak? View'ın ne yapacağını karar verecek bir katman olacak. Yani şimdi günün sonunda tabii ki de bu yapıyı anladığınız zaman otomatik olarak zaten kafada bir gelişme başlıyor zaten. Yani bu yapıyı düzgün kurguladığınız zaman ha diyeceğin nokta şu oluyor işte. Ulan hoca bir tane istiti bir chat kesen 55 tane kod yazdın. Doğru. Burada böyle bir problem var. Zaten bunu birçok insan tartışıyor kendi içerisinde. Ama bizim derdimiz şu an bu yapıları anlamlandırıp sonrasından bunları daha hızlandıracak, daha object oriented yapacak, daha protokole bağlayacak yapıları da entegre edeceğiz zamanla tamam mı? Yani günün sonunda klasör olarak bu 5 klasör veya 5 tane yapıyla yapacağınızı söyleyebilirim. Tamam, biz şimdi başlayalım buradan arkadaşlar. Bir home view'mızı yapmaya başlayalım tamam mı? View'mızı şurada biz bir tane projeyi basit bir controller yapacağım için cocoa touch class diyorum. Burada da home view controller diyerek aslında view katmanımı yapıyorum. Benim Swift tarafındaki view dedim layer aslında view controller'ım oluyor benim için. View controller'ı buraya verdim. Şuradan da buradan view controller'ı klasöre koymuyorum. Yani koyayım isterseniz sonradan buradan çıkartırız. Bir sonrakini koymayacağım. Hani ilkini koyayım sonra yanlış yerde kafada bir oluşmasın diye. Bakın home view controller'ı koydum. Burada hemen karşımıza gelecek bizim aslında Dart'ta ilk defa gördüğümüz ama Swift'te yıllardır olan mesela final kavram bizim karşımıza gelecek. Türetmeyi engelleyeceğiz yani bunun yine buralarda. Bakın birçok yapı yani neden öğrenmeniz gerektiğinin noktasını zaten burada anlıyorsunuz. Bazen bana diyorlar yani abi niye öğreniyorsunuz? İşte oğlum var olanları fark et diye, sonradan alma diye, farkında ol diye söylüyorum. Şimdi home view controller'ımı yaptım tamam mı arkadaşlar? Hiç layer layer gideceğim tamam mı? Çünkü muhtemelen yazıda da öyle gitmişim ben. Yazıyı şurada bu arada full screen yapayım. Şöyle daha iyi göstereceğimi düşünüyorum. Şöyle yapayım. Önce bu arkadaş yazıyı ben kendim olarak okumuyorum. Bu arkadaş önce bir tane yapı kurgulamış. Yapısının içerisinde de bir tane hatta burada table view yapmış. Table view ile bir işaretleme yapmış. Bir de title label diye bir tane komponent kullanmış bu arkadaş. Tamam dedim. Ben koduma geldim. Şimdi arkadaşlar bu projede Normalde biz bir önceki içerikte normal işte bir tane komponent oluşturup burada işte bir tane burada işte bir tane şöyle yapalım bir tane week diyebiliriz şöyle variable ne diyelim bir tane label diyelim mesela buraya title label diyelim şöyle label title label diyelim şöyle şurada bir tane title label objesi oluşturacağım. Benim için doldur bakayım kanka sen şurayı. Aynen. Mesela şurayı doldurabilirim. Hatta şu şekilde de kullanabilirim. Bak oradaki kullanım değil. Şu şekilde kullanıda Hani set etmeyi de burada kullanabilirim şöyle de. Burada bu arkadaş kullanırken ama bizim önceki içerikten de bu arada onu da göstereyim. Biz kanalda bir kere sıfırdan yazdık bu arada. Gitabı da açayım şuradan. Hani Swift'e yeni başlayan arkadaşlar varsa. Hani ya da merak eden arkadaşlar. Bir önceki içerikte biz sıfırdan inceledik. Onu da şurada bir açayım tekrardan. Bak Twitch Setup. Twitch UI Kit. Bakın şurada sıfıra yazdık. Bunun içeriği de YouTube'da var bu arada. Şunu da şuraya atayım bu arada. Bunda bakmak isteyenler buradan bakabilir tekrardan. Şimdi burada arkadaşlar biz zaten belli kezleri yazdım şu neredeydi şuradan göster feature geç, home view içerisinde bakın. Ben şurada mesela komponentlerimi oluştururken sıfırdan oluşturduğum varsaydım için UI kit olarak kullanmadığım için UI kit oluşturmadan yani bir e, de vermiş olduğu storyboard'u kullanmadan sıfır noktada burada yapabiliyorum. Ay, pardon ses gelmedi sanırım kapattım. Şimdi burada arkadaşlar yine bu şekilde kullanarak ben buradan projemi sağlayabilirim. Yine bunu da şu sağ tarafa atalım. Belki yani yanlış bir şey anlatırız. Ön teyidimiz oluruz. Burada bu şekilde yapabilirim. Ekranında kullanacağım için burada UI label'ı burada tanımlayabilirim. Hatta şöyle bir tane initialize diye bir tane metot gelmişti. Ya bunu diyebilirim ya da aslında burada benim şöyle bir kullanımımda bana yapılabilir. Ya ben derim ki benim bir tane title label diye bir objem var. Bak burada ben bu objemi yaparken şurada şu wiki sildim. Burada sildikten sonra şurada aslında şurada şunu compute deseniz de geliyor bu arada şöyle yapayım. Dur. Şunu bir sileyim şuradan. Bak şöyle makroları da göstermiş olayım. Dur şöyle deyince gelmiş olması lazım. Get deyince niye getirmiyorlar? Buna normalde şurada tak diye getiriyor olması lazım. Var get yazsam. Dur bakayım. O değil. Bir tane get compute tutunu şurada niye getirmedi aslında? Eskiden şurada tak diye geliyordu bende. Allah Allah. Getirmedi. Neyse şöyle yazayım şurada o zaman. Dur. Var title'ımı şuraya yazayım. Mesela burada şey şu şekilde yapabiliyoruz. Bir tane obje tanımlayıp aslında burada lazy varlar falan da var. Onlarda da bir bakarız bir ara sonrasından. UI label'ı burada doldurup içerisini burada döndürecek yapıyı kurgulayabiliyoruz burada. Hani computer'ı burada sağlayıp buraya da aslında başına private'ını atıp Burada değişiklikler varsa mesela UI label içerisinde yapacağımız özellikleri varsa burada tanımlayıp işte içerisine vereceğimiz properties vesairesi varsa bunların hepsini burada sağlayıp yapabiliyoruz. Ama şu anki yapıda ona gerek yok. Hani şurada şu an için basit olarak böyle görelim. Sonrasında yine bunun üzerine birkaç tane ekleme yapabiliriz. Bunun başına lazy var gibi. ilk başta hani inişiraz etme sonradan ver ya da burada kullanımları yine konuşuruz. Hani bize Swift'in vermiş olduğu bu lazylikleri yine kullanmakta fayda var ama diyelim ben title label'ımı verdim. O yazdaki gibi yapıyorum bu arada. Diyelim sonra bir de bu adam burada UI Table View Controller vermiş. Tamam yazıdan aldım buraya sağladım. Şimdi burada bir Tab View Controller diye söylemiş. Home Tab Table View Controller diye söylemiş. Tab tamam, Table View Controller burada delegate'lerini vermiş buraya. Diyecek ki zaten burada hata verecek şu an. Diyecek ki bunu verdiğin an kullanamaz. Bu mesela Swift tarafındaki en çok kullanılan yapılardan bir tanesi budur arkadaşlar. Şöyle şunu da şurada kırayım. Şöyle kurayım şöyle yapayım böyle. Şöyle şöyle yaparsam benim için başarılı olacaktır bu. Swift tarafında en çok kullanılan yapılardan ama bence en çok dikkat etmemiz yapılardan ki bence kullanmamamız gereken yapılardan bir tanesi de şu did özelliğidir. Herhangi bir tane komponent herhangi bir tane variable'a did set sayesinde observable olarak dinleyebiliyorsunuz. Yani ne demek oluyor biliyor musun? Diyelim ki bir yerde bu data buna eşitlendi. Bu otomatik olarak burası çalışıyor. Bazen bu ne için kullanılıyor? Adam mesela UI label bir şey eşittir dedi. Ardından içerisini güncelliyor. Ama ben bunu çok kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü proje büyüdükçe birbiri içerisinde inanılmaz nereden neyin gelmedi belli olmayan çok alakasız kodların yazdığı şeyleri burada görüyorum. Ondan dolayı ben bunu çok tavsiye etmiyorum. Bunu çok kullanmayın derim bana kalırsa. Tamam buradan geçtik dedik ki hoca burada da bir tane table view hani hatta burada hoca dersen ki hani neden hani böyle kullanıyoruz zaten bizim yaptığımız yerde şey bir tane komponent yapacağız ve bunu variable vermemize de gerek yok şöyle diyemez miydik bizim kullanım olarak diyebilirdin burada init'inde hani kullanım olarak table view'unu buraya verirdin table view'unu da burada kontrol ederdin ne yapıyorduk burada private olarak veriyorduk yine burada da aynısını yapalım mı hoca let olsun hani constant olsun çünkü güncellemeyeceğim tamam dedim baş tacısın private let olarak yine burayı e, UI label da burada mesela label title olarak verdim. Şurada UI label diye verdim. Init'le de basit method initializer'ını yaptım burada. Construct'ını aslında verdim. Şimdi biz önceki içerikte arkadaşlar, burada mesela şuradan göstereyim tekrardan. Burada biz komponentin nerede olacağını sağdan soldan yazma kodunu yazmıştık. Peki bu içerikte bir şey daha eklemiş olalım birlikte farklı olarak. Benim en çok sevdiğim snapkit kütüphanesini konuşalım. Snapkit kullanan var mı bilmiyorum iOS tarafında ama Snapchat şöyle açayım bir tane. Bence Snapchat e, mükemmel bir library. Yani gerçekten iOS tarafında özellikle no storyboard kafasında kullanabileceğiniz çok da gelişmiş, çok da kolay bir şekilde tutan library'den bir tanesi. Ondan dolayı ben açıkçası Snapchat'i kullanma taraftarıyım her zaman için. Bazen geçen de öyle bir birkaç arkadaş yazmıştı işte hiç kullanılmayan işte bir o, ne şey ideal bir iOS projesinde hiç bir paket kullanılmamalıdır falan diye. Tabii ki de Doğrudur. Hiçbir zaman için arkadaşlar paket kullanmak e, o performans olarak sana bir şey kazandırmaz. Hani doğru tabi aynı seviyede yazıyorsan o kalitede yazabildiğini düşünüyorsan tutturmaz. Ama mesela ben şu an mesela aradan diyelim zaman geçmiş iOS yazmamışım. <laughs> iOS'tan uzak kalmışım ve iOS'ta ne yazacağım biliyorum ama eksik de kaldığım şeyler var. O zaman diyorum ki o seviyeye gelemeyeceğim düşünüyorsam var olan community'deki çözümleri kullanıyorum. Bu çözümleri de kullanarak üzerine kendi çözümlerimi dahil ediyorum. Ben böyle ilerliyorum. Yani sen başka ilerlersin o başkası herkesin bir tarzı olabilir ama... Ben open source sevdiğim için mesela SnapKit'i kullanırım. Eksiklerini de buraya bildiririm. Burada da ona göre burayı iyileştir, iler, iyileştiririm diyorum. Tamam. Burayı aldık arkadaşlar. Bu arada işte SnapKit'i kullanmak için de arkadaşlar kart file falan boş verin. Swift Package Manager'da var zaten. Swift Package Manager'da bizim son zamanda gelen aslında artık iOS projemde Cocoapods'a gerek olmayan direkt bir yapı. Şuradan artıya basıyorsunuz ya da buradan değil de şuradan da ekleyebiliyoruz. Şuradan bakın. Ee, sol taraftan projeye tıkladım. Projeye tıkladıktan sonra şurada pek için bulacağım yeri alacağım şimdi. Package Dependence'e tıklıyorum bakın şuradan. Şurada bir tane daha kısa vardı unuttum nerede olduğunu. Neyse artıya basıyorum. Eğer buradaki paket eklemek istiyorsanız Swift'in kendi paketlerini ekleyebilirsiniz. Eklemek istemiyorsun kendi paketini ekleyeceksin. GitHub'ını buraya koyuyorsun. Bak zaten hani 3'ü de geldi aslında kullanıcı olarak. 3'ünü de ekleyebiliriz projeye bu arada. Swift'i güzel bir dekod kütüphanesidir. Buraya geldik ama biz şu için sadece snap ekleyeceğiz. Peki snap ne diyeceksin hoca? Snap kitin sana katmış olduğu avantaj ne diyeceksin hani günün sonunda arkadaşlar? Şuradaki koddan aslında anlaşılıyor. Normalde biz bir önceki kodda arkadaşlar şuradan göstereyim. Tek tek işte top anchor bilmem ne şey right anchor bunu yapıyorduk. Şunlarını ver bunları yap vesaire vesaire yapıyorduk. Snap sana çok daha basit bu işlemleri yapma imkanı sürüyor. Şuradaki gördüğünüz mesela metotlar gibi. Çok çok basit. İşte Box'ın Snap'ini Make Constraint diyorsun. Sağına bunu yap, soluna bununla eşitle. Sağına bunu yap, soluna bunu eşitle diyorsun. Olay bitiyor. Burada çünkü aslında birkaç tane daha farklı kullanımlar var. Bunu yapmadığımız için şu an biz burada rahat rahat entegre ettik ama bir sonrakinde belki yine buradaki detaylara da gireriz. Ee, güzel. neymiş? File sekmesine add package olarak da aynen. Güzel. File ekleniyormuş. ikinci yolla geldi. Başta Hakan. Şimdi buraya entegre ettik diyelim. Hadi buradan geldik. SnapKit'i projemizde kullanıyoruz diyelim. Geldik buraya arkadaşlar. SnapKit'i kullanmamış mıyız? Library'sine ihtiyacım var mı bilmiyorum ama şu an ekleyeyim bakalım bun ikisini de. Tamam SnapKit geldi benim projeme. Şimdi projeme geldikten sonra arkadaşlar ben sayfamdayım. Şu an no, no context sayfanın içerisindeyim. Ben sayfanın içerisindeyken benim yapmak istediğim şey burada ee, bu komponentin yerini belirlemek artık. Bir bildirim geldi ona baktım. Bir tane hemen bir bildirime bakıp arkadaşlar hemen dönüyorum. Şuradan aynen tamam. Şuradayım okey. Şimdi ben ne yapacağım? Öncelikle mesela buradaki Snapchat'a e bakıyorum. Diyor ki herhangi bir şey kullanmak istiyorsan şurada. Herhangi bir rüya komponenti kullanmak istiyorsan git önce önüne bunu diye ekle diyor. Tamam diyorum ekleyeyim. Et evet diyorum self.add diyor. subview diyorum bak. ne ekleyeceğim? Label title. Hop diğerine self.view add sub -view dedim buraya da de şey ekliyorum home tab controller bu benim birinci ekleyeceğim komponentler sonrasında diyorum ki bu güzel komponenti nasıl kullanacağız biz projemizde bak buraya da import snap kit'i veriyorum import SnapKit. ardından burada diyorum ki ben bunu kullanmak istediğimde mesela şu an birinci olarak neyi yapmak istiyorum title'ı yukarı koyacağım tasarımda çünkü öyle değil mi şunu değil burayı kapatayım Şu yazı neredeydi? Yazı sağdaydı. Ha. Tasarım olarak bu burada altında table view'um var. Tamam okey hoca. Koda dönüyorum tekrardan. Koda döndüğüm yerde arkadaşlar burada diyorum ki benim bir tane o zaman title label title'ıma gel. Burada snap'ine tıkla, snap'ine tıkla. Burada make constraint'e gel. Closure'dan zaten tıklıyorum. Bana make diye bir tane komponent veriyor. Tamam buraya kadar nice. Bak burada diyor ki istersen Witten Height'ını verebilirsin. Center'ını center'layabilirsin vesaire. Tamam ben de center'layayım mesela buradaki gibi. Diyorum ki make.center mesela burada şurada make.center e, echo tam aynı kullanıyoruz. Yeni bunlar bu, şu make e, constraint benim zamanımda yoktu bu arada. Yeni gelmiş bu da. Mesela burada selfie verdim. Tamam burada problem yok. E, custom neyi söylüyor? Custom retrieve target'te bir şey ekletiyormuş. Oya burada ekletmedi ama. Bu yeni geldi herhalde. Ha self.view diyeceğim. Pardon. Self.view diyeceğim. View ekliyor ya doğru. Komponent olarak zaten aynı kafa. View ekledim. Ay center'a bunu koydum. Yukarıdan mesela diyorum ki tapından equal to mesela burada diyorum ki mesela ya burada equal to constant diyorum mesela da const equal to şöyle mesela şurada constant'ın nerede vermiş? Desk yok. Şurada equal to bak şurada other var. Şurada constant değerini verin de bulalım. Tapına direkt değer olarak da verebiliyor muyum yoksa dur bakayım. Şurada Ha, ha, okey okey. Şöyle şurada zaten bak benim için de getirdi. Dur. Chat GPT'dekini alalım. Ha, kod GPT'deki. Bak buradaki yaptığım yöntem de aslında burada bu. Diyorum ki tapı yukarıdan equal self view'un burada diyorum ki constraint'ten de şurada. pardon yine gitti bak. Lan elimdeki gitti bir daha getir. Bir daha gitti. Tam equal diyorum tekrardan. Diyorum ki ne view'a en üstüne. View'un en üstüne yapacağım. Bunun off size'ına ne diyorum? Offset'ine de yukarıdan mesela 10 padding veriyorum. 10'luk bir padding. Okey. Bunu da yaptım. Center'a da koydum şu an. Komponentim aslında burada yerinde hazır. Birinci komponentim hazır. Şimdi ikinci komponentimi yapıyorum. Home tab, table view controller. Buna da snap diyorum. Make constraint diyorum. Burada make geliyor. Make'in içerisindeyken de diyorum ki hoca senin bu keski pozisyonun yani table view'un olması gereken yer. Make diyorum. Top'ı top nokta equal to burada label title diyorum. Label title ama bunu da offset olarak mesela 20 veriyorum. Bu birincisi. Sonra burada yine make'in içerisindeyken burada yine bakıp bak, bak batımı, center'ı işte burada komponentleri var vesaire. Burada bir sürü işte yapabileceğimiz leading'leri var mesela vesaire vesaire. Burada left'i right'i var. Burada bir sürü şeyleri var. Burada verebileceğim gibi margin vesairesinde burada bir sürü komponenti var dediğim gibi verebiliyoruz. Vertical edge. Hani bunu ilk kullanırken bu arada storyboard'a bakıp yine benzerini kullanmaya bakabilirsiniz bu arada. Hani kullanım olarak hangisi daha çok hoşumuza gider, yapı olarak hangisi daha hoşumuza gider diye. Buradaki yaklaşım sizin tercihiniz olacak. Burada şunu diyebilirim. Hoca ben bu kez ama şöyle yapmak istiyorum. Left'ten diyorum ki yine equal to yine label title'a göre değil bu kez. View'a göre self nokta view'a göre al. Bu view'un içerisinde offset'ini 20 ver mesela. Veya bunun left'ini değil de direkt e, vertical, horizontal şeyimiz yok mu? Horizontal edge'si Sanırım horizontal edge'si de olacaktır. Bakacağım bu arada. Bunu veriyorum buradan. Ben aslında şu an bu komponentin bu üst tarafını, altını tamamladım. Bir neyi kaldı bunun? Aşağıda. Bakın. Swift'teki en basit, en sevdiğim yapı aslında bu. Ya, bilmek gereken şey bir komponenti kafada otolay dediğimiz mantık bu. Komponentleri yerlerine oturtmak. Burada diyorum ki aşağıdan da arkadaşlar self.view. Yani şuradan da self view diyerek buradan da arkadaşlar diyorum ki yukarıdan label title'ın 20 aşağısında ol. Horizontal edge'de 20 soldan sağdan padding ver. Bottom'da da en aşağıya al. Mantık bu. Bunu yaptım mı burada? Bunu yaptıktan sonra komponentim yerini aldı. Şimdi bu komponenti yaparken benim neyi sağlamam gerekiyor? Table view üzerinde birkaç tane işlemi yapmam lazım. Ona diyorum ki buraya o zaman benim burada yapmam gereken. Extension diyorum. Home View Controller diyorum buraya mesela. On View Controller'ın içerisinde burada diyorum ki bana ne lazım burada? UI Table View Delegate. Şurada Table View. UI Table View Delegate. Bulacağım. Table View, table view Delegate. Heh, getirdi zaten o da. Getirsene kanka. Sen ver ben alayım UI Table View Data Source. Aynen. Data Source vereceğim. Bir tane daha var ama dur. Dur şu UI UI table view delegate'ini alacağım ya ben onu kafaya koydum. Table view'sal değil de. Taş şurada. Niye gelmiyor? Ya? Yazınca gelmedi. Şurada şurada da yanlış oldu. Data source. Ya table view ve data da şuraya verim Data da yazdım buraya. Yani table view'un bizden ana istediği iki tane API aslında buraya ekliyorum. Burada da basitçe arkadaşlar şurada şuna gerek yok aslında. Şu table view'de 10 tane section değil zaten. Ha şurada table view'sal döndürüm gele bir tane. Bir tane basit bir table view, versene bana. Aynen. Şöyle testini yazdım şuraya. Hatta bunun yanına şöyle de yazabilirim. Bir tane de şöyle index pet indexpad.row diyeyim. Değerini de buraya yazalım. Hani basitçe şu an komponente entegre edeceğiz oraya zaten. Birebir kullanımı yapacağız burada. Table view'umu verdim buraya. Sonrasından burada diyorum ki arkadaşlar view'un içerisindeyken pardon table, home table view'un controller'ın data sorusuna ve data sorusuna eşittir self Yine aynı şekilde bak şu nokta self kullanımı en sevdiğim bu delegation yönteminde. En sevdiğim yöntem gerçekten Swift'te bu yönünü çok seviyorum. Home table view dedik. Başka neyimiz var? Ee, ha, home table view içerisinde delegate'i vereceğiz. Delegate'de de self dedik. Bu bizim tamamen birinci başlangıç yöntemimiz. Biz bunu bağladık burada ekranımıza verdik. Şu an bu ekranın UI anlamında aslında bağlantısı tamam. Ben şimdi bunu bir test edeyim diyorum. Ne yapıyorduk? Sin delegate'e gidiyoruz. Sin delegate'in altındayken şu sin'in olduğu yerde arkadaşlar. Sin'in olduğu yerde. Bu bizim ana view controller'ı oluşturuyorum burada. View controller diyorum. View controller içerisindeyken bir tane home view controller'ı oluşturuyorum burada. Home view controller'ı oluşturduktan sonrasında şöyle eksik bir şeyimiz vermeyelim. Aynen. Window'un içerisindeki root view controller'a bunu veriyorum. View controller diyorum. Bunu yaptıktan sonra son olarak da window.com make k and visible veriyorum. Aynen doğru verdik yanlışımız olmasın. Komponentimiz hazır. Şimdi bunu bir ekranda görelim. Şu an ne yaptığımızı görelim. Neden storyboard kullanılıyor? Pardon neden no storyboard'a kafayı alıştırdığınız zaman güzel olmaya başlıyor? Çünkü artık kafanızda komponenti gelirdiğiniz için son derece her şey yerinde olmuş oluyor. Burada neye hata verdi? Bir şey hata verdi. Snapkit Dynamic. Snap dynamic i eklemeyeceğiz mi acaba? Orada bir hata var sanki ama. Andımla yazdı kadar. Burada bir hata var gibi. Dur bakayım bu snap bir daha ekleyelim. Orada bir yanlışlık yaptık gibi şuradan bir daha ekleyelim. Yok bu değil. Ne oluyor? Biz tamam tamam bir sene kanka. A gitti. <laughs> Xcode crash. Yöreli yalnız girdik de crash oldu Xcode. <laughs> Şimdi şuraya bağlayalım. Viper'ımıza bağlayalım. OK, nice. Şimdi arkadaşlar buraya geldik. Şu faizde bir yanlışlık yaptık herhalde. Orada dynamic e ekledik. Orada bir GG oldu. Şu şey bir daha ekleyelim. Nerede diye bizim Snapkit. Snapkit şuradan bir yazayım bir daha. Snapkit alacağım. Xcode'dan az yapıyor ya. Vallahi öyle Snapkit'in GitHub top, kopyaladım. Şuraya yapıştırdım. Snapkit burada geldi. Add package dedim gelsin. Sadece Snapkit ekleyeceğim bu kez. Dynamic e Orada bir şey yaptık. Şimdi burası hazır. Bir de şimdi boyut alalım bakalım. Boyutta problemimiz var mı? Bakıyorum hemen. Tamam boyut success dediğim gibi sıkıntı yok. Şimdi çalıştı. Gelsin bakalım projemizde şuraya bir görelim ekranımızda ne yaptık ne geldi diye. Şimdi burada bir kafa olarak dediğim gibi düşünceyi aldığımız zaman nice pisto yere gelmiş olacağız. Eksimiz varsa zaten hata yuay da verecek. Bakalım. Bakalım bir şeyimiz eksimiz bir yerde var mı? Anlama yazdı kadar. geldi. Komponent yerini aldı. Komponent yerini aldı. Sadece ne fark oldu? Ne, nerede hata yaptık? Şimdi table view yerine geldi. Burada problem yok. Her şeyde hata yaptık yine. Ee, sanırım self nokta değil de geçen yapmıştık ya onu süper view diyorduk burada dur Gözümüzden kaçmasın o o geçen biz yine bu hata yapmıştık Safe arayın aynen self nokta safe araya şurada dur self nokta nereden almışız onu view'un içerisindeki safe araya layout guide'dan mı almışız aynen burada bu dakika şu değil pardon şurada self arayanın içerisindeki safe araya Layout Guide'nin içerisindeki top enkara. Yani aslında o yukarıdaki şeyin tam altına gelsin istiyorum. Doğru o kullanıyorum şu an constraint olarak. Safaraya let Guide nokta view mu diyeceğiz bunu acaba. Bunu böyle kabul etmedi gibi. Bakıyorum şöyle. Safaraya doğru aslında doğru kullandığımı düşünüyorum. Burada bir yerde hatamız olabilir mi? a Light Guide. Direkt saf nokta şuradan saf Safaraya insights değil de şuradan bakıyorum. Yo bu doğru olmalı ya. Şurada neyimizi gözümüzden kaçıyor. Insights değil. Insights. Şunu öncekinde burada bağlamıştık da. Şuradan bir bularsa şunu bulursak baş tacı olacak. Top, top anchor, anchor değil de ee, şimdi burada anchor'unu vererek orada bağlamıştık constraint'i. Burada ise biz direkt view'u vermemiz lazım ya. Şey anlamaya çalışıyorum. Nerede acaba bir ee, şeyimiz yanlış yapmış olabiliriz. Şunu doğru kullanıyorum. Sadece buradaki şu şeyi yanlış yapıyor olabiliriz. Bakalım. Ee, top save bir şey var mı? Yok. Equal to'da bir şey var mı? Equal to super view diyor. Yok. Bunlarla kurtarmaz. Burada greater'dan equal to. Bakalım bunu, bu gözümüzden kaçıyor. Bu nerede kaçıyor olabilir? Komponent ne olabilir? Şu an aklıma gelmedi. Seyf almamız lazım da Seyf almadığımız için GG oluyoruz. Bir bakayım. Mesela Snapchat'te Snapchat'te Seyf Faraya'dan almadığı nerede hata yapmış olabiliriz? Hemen yani bir sample bakalım. Gözümüzden kaçan bir şey var, var mı? Ya. Bakayım. Top layout, snap top. He. Öyle mi kullanılıyormuş? Bakayım. Save layout guide snp top diyorsun. Bak böyle veriyorsa veriyor olabilir. Bakalım. Verdi. Demek ki bak o sonuna bir nokta ekleyerek kullanabiliyor musun? Bak şunu şu ara kullanmamıştım. Güzel bir kullanılmış. Güzel bir kullanılmış. Tamam burayı verdik. Bu ekranımızda başka kayan ne vardı bir de? Şurası kaydı bu arada. Gördüğünüz gibi. O kaymasının sebebi de sanırım neresi biliyor musunuz? Şu H kısmında verdiğimizden ötürü kaymış olabilir. H kısmında verdiğimizden ötürü kaymış olabilir e, ee, burada age'i verip oradan da bağlayabilirim veya şöyle yapabilirim left'ten right'ten verebilirim bu olabilir veya center'dan verebilirdim de left'ten vermiş olsaydım 20 mesela şuradan left'ten 20 verip right'ten da şöyle 20 vermiş olsaydım bu sanki sağlar gibiydi şöyle şunun gerçi daha kolay yazılabilir gibi de bakalım şimdi bir dakika burası geldi ha şeyde hata olabilir bu arada View nokta background color bilmiyorum ya view nokta background kalır. Buna da white diyelim mesela. Şu an bunun alakası var mı bakalım? Tamam background kalır geldi. Tamam doğru. component ekranı yerini aldı. Son olarak benim burada diyeceğim de label title arkadaşlar. Textine de şu an mesela http cats. Şunu şu anlık buraya verelim. Tık diye görelim. Bu da gelsin buraya. Gelmeli. Label title doğru yere koyduysak gelmeli. Doğru yere koyduğumuzu düşünüyorum aslında gelmemesinin sebebi ne olabilir diye düşünüyorum. Acaba fontum yanlış? Label title'a bir tane text color atalım şuradan. Şuradan red atalım mesela. Fontu beyaz olabilir mi? Yo font oturmamış. Farklandı bilmiyorum. Font oturmamış diyorum. Şuradan. Şurada aslında komponent olarak altında mı kaldı diye bakıyorum da. Yo altında kalmamış. Şu, şu doğru yerde gibi duruyor bu arada. Yani label title'ın olduğu yer doğru duruyor da background color atayalım bakalım doğru yerde mi bu komponent? Şu doğru yere koydum. Bak ha, bak burada yerini almış aslında. Komponent doğru. Label title da doğru. Burada neyden neden göstermiyor olabilir aslında? Olduğu yer doğru. Burada problem yok. Text color'ını da vermişim ben. Bu da doğru. Burada neyi yanlış yapmış olup gözümüzden kaçıyor olabilir diye şöyle bakıyorum. Ee, mesela burada şey yapabilirim bu arada. Şu hemen Swift'in gücünü, Xcode'umuzun gücünü kullanıp komponente bakarım burada da. Burada bak sanki burada bir kayma var. Bu komponent ne olmuş? Nerede? Tam ne? Vivo mu isteyeceğim? Böyle mi yazıyorsun? Burada sanki sorun ne biliyor musun? Sorun o değil de sanki başka bir şey gibi geldi. Yok, Vivo silmekle alakası yok ya. Onda olmaz, o gelmez zaten. Saf nokta ne demiş? Top layout guide. Bu zaten deprecated olmuş ya. Bunun yerine Vivo kullanın diyor zaten. Bunu demiyor da burada neye kızıyor biliyor musunuz? Benim gördüğüm sanki komponentin size'ını bulamıyor gibi bir dert var şu an. Bir hemen onu çözeceğiz. Right'ten şöyle eksi 20 verelim. Şu table view'a bakayım bir önce doğru yere bir alsın. Aynen bu table okey. Sadece table label'ın tekstinde bir tane problemimiz ne biliyor musun? Ya bunun size'ı tam oturmadığı için make'ine şurada height atalım bir tane. Equal to mesela height'ına burada direkt size atabiliyor muyuz burada? Şey offset. Bu şeyde nerede bir dakika o snapchat'in şeyinde direkt size'ı verdirmiyor muydu ya? Ha bu hep böyle verdi. Diyor. Benim önce kullanımda daha güzeldi bu ya. Equal to 50, equal to 50 böyle yazıyor mu? Tamam aynen yazabiliyoruz. Cool. Dur bakayım. Hayır burada basit bir problem var ya. Göremedim gözümden kaçtı. Bak şu da hata veriyor zaten. Ha constraint yerini alamamış diyor. Sanırım buradaki sorun ne biliyor musunuz? Buradaki sorun şu. Bu komponent şimdi sağdan ve soldan nerede olacağını bilmediği için şu an hata veriyor aslında. Yani mesela şunu yapmış olsaydım. Bakın şunu yapmış olsaydım. Bunu yapmış olsaydım ve buradaki bu arkadaşa şunu deseydim. Senin sonuç olarak vertical'da bakacağın, horizontal'da bakacağın ee, bakacağım matrix şuna equal to e, label title deseydim muhtemelen bu çalışacaktım. Orada yerini bulamamış geldi bana. Hata vermedi şu an. Hata da vermedi. Doğru yaptığımızı düşünüyorum. Bak burası da aslında doğru çalıştı ama inatla label'ı göstermeme inadına girdi. Label'ı göstermeme adında çözersek olayımız çözülecek aslında ama e, on gözümden kaçıyordu ben mi göremiyorum acaba? E, center topic equal to Şöyle 100 versem ne yapacak mesela? Yani ulan Allah Allah. Komponent doğru yerde aslında. Equal to HTTP kes de doğru. Ama bir label'ı veremem. sinir oluyorum böyle basit şeylerde kalınca ya. Bu label'ımızı doğru verdik. Text color'ı da doğru verdik. Right'ın left'ini de doğru verdik. O zaman buradaki sorun ne? Bakıyorum şöyle. Gözümüzden kaçan. Hayır table view geldi bir de yani. Label niye gelmedi anlamadım ki. Label'ın textini de doğru verdik. Allah Allah. Her şey doğru duruyor aslında. Buradaki yanlış yaptığımız konu ne olabilir de şöyle bir göz atıyorum da. Aa, çok basit bir şeyde kan uyuz oluyorum ya böyle. Nerede hatamız olabilir? Et sub view doğru vermişiz. Background kalırı doğru vermişiz. Yani şeyi çeklemeseydim mesela. Bunu çeklemese. Evet. Center'ı kaldırınca düzeldi. Center'ı kaldırınca düzeldi. Acaba center'ı şuraya koymamız gerekiyor mu acaba? Sırası olarak mı hata yarattı? Ha komple center atıyor diyorsun sen. He. Ha. ha o zaman he. O zaman şöyle yapmamız lazım aslında. Center x'ine Center x'ine şey dememiz lazımdı. Self.view yani buraya göre Centrix ile. Yok yemedi. Buradaki Centrix'i nerede çözecek o zaman? Bakalım Centrix, centrye Center bitmek için Center bilmem ne demiş. Aslında Centrix o zaman yemesi lazım bakıldığında. Equal to self. Bu niye yemedi o zaman? Centrix de doğru duruyor memo o zaman. Şu an bakıldığında. Centrix'e Centrix kafayı dirtti bize şey yapmayacak yani belli o center acaba şeyden dolayı mı hani left'ten right'ten buradan verdik tam doğru ya o zaman bunu vermeyeceğiz left'ten right size'ını acaba bunu verdiğimiz için düşünüyorum mantık olarak şunu vermeseydi mesela ne olurdu aşağısı kilitlenecek bu tam sebe ha bönden aynen aynen o zaman onu oradan sileceğiz bu komponentin yani alttaki komponente bunları vereceğiz 20'leri. Yani olması gereken şöyle bir şey olacak yani aslında. Ama bak yine onun aynısını yaptı. Yine UI'da full etti ya. UI'da full ettiği için yine kızdırdı yani. Şuradan bakıyorum. Bu ne center'mış be. Bir tane center'a koyacağız alt tarafı. İzin ver koyalım usta. Ee, şuradan bakıyorum. Leading'ine vermiş olsaydım. Leading'ine. Bak leading'ine vererek de olmaz ki bu bizim bence yazdığımız kod doğru ama nerede hata yapıyoruz onu göremedim bak yine. E. Yok. Text alignment'lık bir konu değil. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldi. Takılıyoruz. Center. Şimdi label title atacağım da kanka. Self.view hani self, yani self kısmı doğru. Self.view kısmı doğru. Label title'a background atalım. Ama yine hani şeyden de görebiliriz bu arada bir label'ı atmamıza gerek yok aslında. Komponent tree'den de görebilirdik ya. Bak şu an böyle yaptı gördün mü? Centrix'i komple verince. Şimdi Centrix S uzatıyor, fulletiyor. Aynen. Self.view verince. O zaman bizim burada yapmamız gereken hani center'ında bak buradaki en güzel nasıl anlayacağız biliyor musunuz? Mesela karıştı ya kafa diyelim veya gözümüzden kaçtı abi. Geleceğiz buraya. Mesela burada yapıyorduk diyelim mesela. Label'ı burada koyuyor olsaydım. Diyeceğim ki bak Label'ı burada burada koyu olduğumda bunu ortalayabilmek için yukarıya ne yapıyordum mesela? Bak center horizontally bak center horizontally in safe area diyor. Görüyor musun? Şurada. O zaman Bakacağım. Şimdi deneyeceğim. Bak ama burada verdiğimiz property'yi unutmayalım. Bak anlayalım tekrardan. Yukarıya veriyorum. Hop. Şöyle lan. Lan veremiyorum. Her şeyi yaptım şey veremedim. Heh. Bak. Orantılandıran şey center horizontal in safe ya. Yani bizim burada vermemiz gereken komponent burada mantık olarak center in horizontal in safe area demiş ya. Center'ını burada o zaman burada ne diyeceğiz? Center x'ini mi diyeceğiz yoksa tabi burada hangi komponentin o da verdi tam belli olmuyor gerçi de, de. Tamam burada equal diyeceğiz. Tamam Minowatt'taki kodu yazalım o zaman. self.viewin self.viewin içerisinde safe variable layout guide'in içerisindeki snap'ten o zaman bunun da center x'i mi diyeceğim o zaman buna? Bakalım. Bu sallamasyon pati bir kod oldu ama. Bak. Ne oluyor? Yani o yine gene sağda fullledi muhtemelen. Şurada bunu snapten full etmeyecek bakayım bir şeyimiz olabilir mi Şunu, şu mantığı buraya yedirmemiz lazım arkadaşlar günün sonunda. Ee, center horizontally var araya. Bakalım mesela Snapchat yazalım şuraya abi. Snapchat center horizontally safe araya. Mesela bu kodu vardır herhalde bunun şeyleri yani bu kadar adamlar işler yapıyor. Yazmışlardır bir sample'ını oraya. Şimdi bakarız anlarız onun olduğunu. Şuradan bakalım. Ee, bak. Center X, Vallahi bizim yaptığımızın aynısı bu arada. Centrix'e equal to deyip Snap Center X demiş ama aa, bu kardeş bizde niye onu oraya koymadı diye bakıyorum şöyle bir. Bizim yaptığımız aynısını yapmışlar. Center X, Center X. Bu doğru. Label title ile la alakalı olarak. O doğru. <laughs> Bence de solda artık. Ben de, ben de öyle diyeceğim. Solo çok güzel. yok şeye takıldım ya uyuz oldum mesela benim ulan ee, şurada bakıyorum bir tane yazımızı inceleyelim mesela şurada ulan bir tane sen koyacağız alt tarafı izin ver sen koyalım kardeşim yani ya biz kime ne yaptık sanki eee, make leading top trailing yani burada burada yani ee, bakıyorum hani çeşitli örneklere de bakıyorum herkes de aynısını yapmış biz yanlış yaptık diyeceğim adam bir de şöyle kullananlar da vardı ama hadi ona bakalım Mac nokta demiş ki ekotü süper demiş böyle bir kod var mı ekotü süper demiş Mac nokta trailing'e de ekotü süper demiş bunu çözeceğiz rahat olun şimdi çözülecek bu kod <laughs> yok bunu da yine solladı bunu dedikten sonra acaba Centrix'i mi açacağız o ne kadar garip bir kod Bulamadık biz. basit bir center'ı nasıl bulamayız ya? Bu UI tarafında bak HTTP chats geliyor. Yok GG oluyor. Vallahi bunu bulamadık ya. Allah Allah. Çok basit bir koda. Yok. Bakayım. O şeyden geliyor ya. Yok bak şu an gelmedi gördün mü? Şu an nice. Bu an şu an problem yok. Ee, burada burada diyebileceğim şöyle bir yapımız var mı diye bakıyorum. Bir tane kod gelmiş, ne demiş, make center x self.content view Gel senin hattın kodu deneyelim bakalım, kod deneme bedava make center x self.content view Deneyelim bakalım, center x, center y mi? Oğlum bu kod komple sallama bir kod olmuş Content view mi nasıl <laughs> Düzelteceğiz rahat olalım bu label bu ortaya gelecek ulan. Benim adım VB ise ben bu label'ı ortaya koyacağım. Bakıyorum. Bu equality x burada. Bir dakika. GPT'ye de ben sağda soldum bu arada. Dedim ki kanka adam, bunu nasıl yapıyoruz dedim. O dedi ki bunu yaz dedi. Aynısını bizim yaptım. Aynı yerdeyiz ya bu GPT ile aynı kodda yazacağız ama. Adam diyor ki. Çalışmadı yani kardeşim. Çalışmıyor. Ha text align'ı mı center yapıyor? Bir de align'ı verelim. Tamam dur. Label al. Bunu vereyim. <laughs> Lan oğlum sorun buymuş. <laughs> bir tane <laughs> bak nasıl geliyor. <laughs> ya yıl olmuş 2500. Hala böyle sorunlarla uğraşmak içimi kahrediyor. <laughs> bir de şey yalnız arkadan gelen cevap yalnız Junior'u nasıl dinlemiyorum ama? Junior'u dinlemezse sayır var ya. Adam artık dedi ki hocam dedi elinden olmasın dedi. Hadi lan dedim Böyle top yuvarlak, dünya yuvarlak olur mu lan dedim. <laughs> Kanka bir şey söyleyeyim mi? Bak GPT bile inat da diyor ki bu doğru kod diyor yani böyle yazılır. Sonra <laughs> tek selam <da> çıktı. <laughs> tamam arkadaşlar şu andan itibaren yotma taş devrine dönüyoruz. Ee, Elenden oluyor tabi lan yani sabahtan beri beni sinirlendiriyorsunuz burada. <laughs> Elenden olacak tabi ne olabilir. <laughs> Şimdi şey e, şey tahta gibi oldu bu da tahta gibi oldu. Ya görüyor musun? Memo bu işler böyle işte. <laughs> tamam burayı yazdık arkadaşlar tamam mı? Burayı bağladık diyelim bizim işimiz burada bitti. Burayla birlikte yaptık. Burada bu işlemi yaptıktan sonra yine benimden benden size tavsiye extension ile home view control deyin ki bir tane buraya yazın. Function void buraya make UI UI Coordinate diyeyim mesela. Bunları da arkadaşlar başlangıçta yapın tamam mı? Bunları başlangıçta ekleyin yani. Hani i̇lla kodu burada bırakmayın. Basit olarak bunları yapmakta size kimse elinize kafanıza sıkmaz. Bunları kullanın burada. En azından kodunuzu parçalayın. Burada yine Swift tarafında yapacağımız işlem. Markını yazacaksın mesela. Ne diyeceksin buraya? UI UI Delegation mesela. UI Delegation İşte UI ne diyor? UI e, Coordinate ya da şey UI Draw işte UI ile alakalı bir logic yazıyor işte. Neyse önemli değil. Buraya da de make UI coordinate'ı buraya verdim mi? Nice. Bu da bağladık mı buraya arkadaşlar? Bu da güzel. Kullanım olarak, senaryo olarak bağladık. Şimdi hadi biz <laughs> hani bu konuştuğumuz noktaya geri gelelim şimdi. Bir yapacağımız işe gelelim. Tamam, view komponentimizin hazır olduğunu varsayalım. Tamam mı? View komponentimiz hazırladık. View'u yaptık. Şimdi yazıya geri dönelim. Bu adam yazmış. Her şeyi yazmış da bu kod snapkiti. On... Demek ki bunu yazan adam onun için snapkiti kullanmamış. <laughs> Adamın bildiği var abi yazıya adana doğru. <laughs> Adam bildiği var ki bunu kullanmış. Bundan sonra bak home contractor, home contractor kurmuş. Şimdi buradaki home contractor'dan kasıt şu arkadaşlar. Home contractor biz nerede kurgulamışız bu yapının içerisinde bir bakalım. Hemen kodumuzun olduğu, projemizin olduğu tek adamın her zaman için ben bakıyorum. Bu adam neyi nerede yapmış? Home interactor. Aynen derdi contract dedim. Home interactor demeye mi çalıştım ben? Bu home contractor'da ben burada ne demeye çalışmışım? Bizim kullanacağımız fonksiyonları planlayıp Kullanması gereken yerlere servis edilen bir ara olarak düşünebiliriz. Birçok rapor kod okuduktan sonra ihtiyacımızı gördüm. Kullanmadan da yapılabilir ama parçalanarak her zaman hoşumuza gidilir. <laughs> Cümle çok tanıdık geldi bana. Yani bayağı ee, şey kafa olarak birini andırıyor bana. Diyor ki adam projelerde bu da bu arada kullanılır. Diyor ki mesela proje başladığında yapacağın logikleri burada kullan diyor. Yani burada mesela yapacağın işlemler vardır. Bunları projende parçalayıp kullanabilirsin diyor. Bu sayede aslında senin yapacağın output'ları input'ları belli bir yerden yönetme imkanı sunar sana diyor. Bu da güzel bir kullanımdır bu arada. Ben bunu muhtemelen ya benim koyduğum katmanda nereye koydum diye bakıyorum da şurada kullanmış mıyım ya da kullandık mı o kullanmamış mı olabiliriz yani. Ee, logiksel olarak. Tamam. Burada önemli değil. Yani burada aslında arkadaşlar şunu şuraya bir koyayım. Buraya logik olarak. Bunu konuşacağız yine. Home Contractor diye. Bunu neden yazdım size anlatacağım bunu sonrasında. Home Contractor Contractor diye. Contractor kesin yanlış yazdım bu arada. Neyse. Çaktırmayın. Kazanıyoruz. Arkadaşlar aramızda kalsın. Yapıyoruz. Şimdi buradaki ha? Ha, öndeyiz. Güzel. Öndeymişiz. Ee, home Interactor Output. Arkadaşlar buradaki muhabbet şu. Bu arkadaş bunu ne yazmış? Bu yazı yazan arkadaş. Demiş ki benim View'umun yapacağı işlemleri yani View'umun yapacağı işlemler ne mesela? Mesela Reload Table View. Mesela table view sayıyı yüklemek, indicatorı göstermek, isme göre sort etmek veya configuration yapmak gibi logikler. Yani aslında benim UI'min yapacağı işleri ben demiş bu adam burada bir klasa çıkartayım. Yani bir abstract layer yapayım ki inputların belli olsun. Bu klasın yapacağı yani işlemleri, yani bu klasın dışarıdan yapacağı işlemleri output olarak vereyim mesela. Neler yapmışım? On close button tapped. On reach bottom. işte aşağı götür, yukarı getir gibi işlemleri burada vereyim. Yani output benim verdiğim işlemleri buraya koyayım. En son en sonda da interactor output'ta da, da yaptığım işlemler yani business'tan dönenleri bir yerde toplayayım diye bu adam böyle bir şeyler yapmış. Tamam bu bizim için bak diyor ki interaktör bize gelen servis işlemleri peki input output ne yapıyor? Onlar da bize diyor ki ya biz bu input protokol olarak o sayfanın yapacağı iç iş işleri karşılayacağız. Tabii ki bak Input protokolü o sayfanın yapacağı işleri karşılıyor. Yani sayfada yapacağın logikleri yapıyor. Outputta bizim dışarıya karşı vereceğimiz işlemleri veriyor. Dışarıdan erişecek. Dışarıda belki o iş, sayfa çağrını yapacak logikleri veriyor. Yani o kafayla yazmışım bunu. Tamam dedim bunu kullanacağım buraya. Bunu sonrasında bunun yine detayına gireriz burada bu arada. Yani bu da sonuçta protokolü entegre ederek daha çok bu işlemleri yapmaya çalışıyorum. Şimdi şuraları dolduracağız şu anlık. Şu, onun için şunları bu, boş geçiyorum şu anlık. Bunlar şu an bende yok çünkü. Şunları bir aldım şuradan. Şunları bağlayayım şuradan. Şu an önemli değil burada. Reloadları, reloadları şu an boş verdim. Şuradan aldım. Buraları bağladım. Indicator. Burası tam benim için şu an bu çalışır. Inputlarım, outputlarım hazır. Tamam bu adam için bunun dediği kısmında entegrasyonunu yaptım yazısına göre entegre ettim. Tamam okey dedim. Interactor kısmına geldi. Diyor ki interactor kısmında alama fire'ı kullan. Tamam outputu kullandık ama outputların içini mesela diagram'a vermedik. Ben de diyorum ki mesela bu adamın yazdığı yazıya gideyim mesela tamam mı? Şimdi mesela yazdığı yazıya tekrar gelmiş olalım. Diyelim ki bu adamın hani mesela ben bu yazıya entegre etsem olarak bakıyorum bu arada. Hani mesela ben direkt yazabilirim ama diyorum ki mesela bu yarayı anladım. Tamam ama burada ne yaptığını tam anlamadım. Hemen dönüyorum yazısına. Yazısında bunun nerede olduğunu anlamaya çalışıyorum. Home View Controller yapmış. Tamam. Home view, bak home view yaptıktan sonra görüyor musun? Bir tane extension yapmış. Bu extension sayesinde demiş ki bu klasta yapılacak lojikleri ben buraya koyacağım demiş. Bak. Görüyor musun? Home view input diye buraya koymuş. Hatta buradaki home view controller home view input'u koymuş. Başka bir şey koymuş mu? Buraya koymamış. Tamam. Diyoruz ki o zaman ben de kendi koduma döndüğümde benim yapacağım işlemleri o zaman gelin buraya koyayım ben de. Buraya entegre edeyim. Yani ben aslında buraya neyi demiş oluyorum? Buraya diyorum ki bir tane extension yazacağım. Home view controller'a Home view inputslarımı vereceğim. Bak buradaki verdiğim gibi. Şimdi bunlar bana otomatik olarak hepsi dolacak. Gelecek şimdi buraya. Gelmeli. Hop geldi. Hop buraya geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Configure, Reload Table View, Setup, setup Table View, Indicator ve Sort By gibi benim aslında dışarıdan gelecek lojikler karşısında yapmış olduğum işlemlerim olacak. Mesela bu adam diyorum ki yazıyı okuyan bir insan olarak söylüyorum. Neleri koymuş buraya diye bakıyorum. İşte table view data sorusundan bir lojik koymuş. Tamam bakalım buna niye koymuş. Burada setup view table view seli yüklemiş. Mesela biz de yapacağız bunu birazdan. Table view seli yükleyeceğiz proje. Onu kullanacağız. Tam bu okey. Konfigürasyonlarını yapmış aslında burada konfigürasyon şu an bizim için projenin bu kısmında yok ama bizim mesela birazdan ekleyeceğimiz entity ekledikten sonra ihtiyacımız olacak modeli ekleme kısmında title'ı ekleme kısmında belki de entity'sinin içerisinde bak entry entity'de bir şey language yazmış kendi kafasına göre eklemiş belki de title label'ı boş bırakmış bilmiyorum buraya sonra reload etme kısmını yazmış adam buraya tamam bunu da kullanacağız burada biz analogik olarak bağlayacağız burada. Başka bu adam aslında burada temel mantıkla neyi bağlamış arkadaşlar? Demiş ki senin ekranında kullanılman gereken logikleri yani senin inputlarını ben burada topluyorum demiş. Benim mantalitem de bu. Tamam dedim hocam senin yaptığın işlem kapsamında ben burayı anladım. Ben de buraya kendime göre geldiğimde şimdi ben buraları bağlamamı yapacağım. Bunda problem yok. Şimdi ben içerisini şu anlık boş bırakıyorum. Yani logiksel olarak bir şey yazmayacağım için. Devam ettikçe aslında içerisini dolduracağım. Şimdi servis katmanına kadar devam edelim. Servis katmanından sonra geri döneceğiz zaten. Tamam. Bunu da entegre ettik buraya. Input'umu koydum. Output'a daha geçmedim zaten. Interactor. Şimdi en can alıcı yerde yazmışız. Niye? Biz burada business kararlarımızı veriyoruz. Interactor'da çünkü biz burada servislerimizi, gideceğimiz yerleri, yapacağımız işlemleri yazıyoruz aslında burada. Interactor'da arkadaşlar. Şimdi burada bizim birçok aslında örnekte aslında bir, birkaç tane farklı yaklaşım var burada. Sizin buradaki yaklaşımınıza göre de sizin buradaki yaptığınız projeye göre de yaklaşımlar değişebilir. Şimdi bazı projelerde der ki mesela interaktör katmanında işte sadece servislerini tut. Ama genelde mesela ben de şurada bir tane örneğimi hatta şöyle hazırlamıştım. Onu da size söyleyeyim göstereyim hemen. Bir saniyenizi alacağım. Örneğimi de şuradan hemen şöyle koyayım. Şimdi normalde arkadaşlar presenter üzerinde aslında biz bütün UI'sal logiclerimiz veya presenter üzerinde yani aslında UI'yi kontrol eden layer'da arkadaşlar biz logiklerimizin hepsini koyup burada işte yapacağımız işlemleri yönetebiliriz. Şu an için daha presenter yazmadık zaten. Presenter'ı şimdi yazacağız. Presenter'ı yazdıktan sonrasında da arkadaşlar zaten biz UI'nin yapacağı işlemleri orada tanımlamış olacağız. Yani orada bitirmiş olacağız aslında. Şimdi Göstereceğim o kısmı da daha da iyice kafada oturacak. Aslında presenter'ı bir yazalım. Aslında diğer interaktörden önce daha kolay olacak. Çünkü Akış olarak da ben de öyle almışım. Gerçi burada da ilk başta interaktör yazmışım da. Ben önce şimdi burada lojik e, logic olarak e, interaktör sırası tabii karışabilir yine burada da. Ben şu an için bir logic olarak presenter yazsam biraz daha size kafada daha iyi oturabilir gibi geliyor bana. Şöyle bir bakıyorum size de yanlış bir kafa yaratmayayım diye bakıyorum da. Tamam önemli değil. Şurada ben bir öncelikle on, hani benim yaptım ve genel örneklerin hepsini arkadaşlar burada interactor layer var. Ben de interaktörü burada vereceğim. Bu adam interactor'da neyi kullanmış mesela buradaki yapıya geldiğimde demiş ki bak interaktörün içerisinde bu adamın yaptığı bir tane problem var aslında. Mesela kendi yazdığım soru için diyorum. Interactor içerisinde presenter entegre etmiş. Presenter içerisinden de buradaki mesela servis gelince şunu yap. ise bunu yap gibi bir lojiyi çalıştırmış. Normal bakış gereği aslında dediğiniz dediğinizde sadece kendi işini yapar ve presenter'a der ki git işini yap. Yani aslında senin interacttır, business kararını verecek katmanın da interact dediğimiz işlem burası. UI'ye sadece ekrana haber vermen benim için yeterli olacaktır. Yani benim buradaki yapmam gereken kısım aslında sadece presenter işlemlerimi yani lojiksel olarak yapacağım işlemlere haber vermek benim için yaptır Yani koda dönüyorum şimdi. Home interaktöre geri dönüyorum. Birlikte yazalım. Buralar birazcık böyle kafada karışabilir. Normal hani teknik olarak yazınca ama daha iyi rahat anlaşılıyor. Rahat olabilirsiniz. Şimdi bir tane Home Interactor yazıyorum buraya. Home Interactor yazıyorum buraya arkadaşlar. Tamam mı? Home Interactor da buraya gelsin. Diyelim ki bir tane protokol yazıyorum. Ay pardon bir tane Final Class yazıyorum şuraya. Diyorum ki buraya Home Interactor diyorum buraya. Interactor olarak verdim. Burada da hatırlarsanız biz ne yapmıştık aslında bizim yaptığımız interaktörle alakalı burada bu da kontraktör, protokolü koyduğum yerde. Bak interaktörde yapacağım işlemler aslında burada vermiştim output olarak yapacağım işlemleri vermiştim interaktörün içerisinde olan şeyleri. Bunu buraya entegre edebilirim. Bu bir yöntem yani mantık olarak interaktörün içerisinde kullanıp yapacağım logikleri burada bağlayabilirim. Adamın yaptığına da bir de bakalım mesela interactable diye bir logik yazmış buraya. Mesela burada interactable yazmış mesela gelin buraya konuşalım demiş. Interact dolar katmanını bilmesi için kullanıyoruz. Interact dolar direkt görmemizde ne olacağını o işi bitirir. Presenter katmanı üretir. Biz de bu katmanın ekran olması gereken logiği veririz. Tamam. Yani bizim aslında burada yapmamız gereken arkadaşlar. Logik olarak. Hemen ekranımıza geri dönüyoruz şurada. Hemen geri dönüyoruz. Adamın yazdığı kod neredeydi? Buradaydı. Hemen adamın interaktörüne koşuyoruz. Hop. Home interaktörüne. Bak interactable diye bir yer kullanmış. Tabi bu interactable nerede kullandığını göstermemiş burada bize bu arkadaşımız. Niye göstermemiş abi? Ayıp ediyorsun. Şurada bir bakalım interactable'ı kullandığımız yeri bulabilecek miyiz şurada? Bir home router değil. Ee, Core'da eklemiş olabilir interaktörü. Protokollerde olabilir. Interactable diye bir katman yazmış şuraya. Ha, burada interactable yapmış ki sadece olurlar interactable yani interactable'lar birbiri arasında konuşsun gibi düşünebilirsiniz. Yapıyorlar öyle kurgulamış ama ya burada tamamen aslında arkadaş olay Ay, yorucu ya bu bu klinik şeyine girince anlatıp onu anlat bunu anlat insan <laughs> kafada daha çok yorucu oluyor. Yani logikleri yapmaktan hani yazmak çok kolay da buradaki kafaların bu 5-6 tane katmanı anlatmaya çalışsın ya bir tık karmaşası olabiliyor. Baş tacısınız. Oraları şu an için deep dive olarak bir böyle bypass gibi düşünün. Kafada oturtacağım ben sizi rahat o En son günün sonunda yazmayı bitirdikten sonra Hepimizin kafasında aslında bir yapı oluşacak. Şu an ilk başta oluşmamış olabilir. Zamanla oluşacak bu. Rahat olabilirsiniz. Şimdi bizim burada yapmamız gereken aslında temel olarak basit mantıkta şu arkadaşlar. Home Interactor diye bir tane class yazacağım. Ben bu class'ımda yapacağım işlem şu mesela. Burada layer'larını tanımlayabilirsiniz. Logik olarak. Burada diyeceğim şey şu. Mesela diyeceğim ki benim şu an yapacağım şey basitçe. Fetch cat diyeceğim mesela. Cat'leri çekeceğim bir servisim olacak tamam mı? Şuraya da verdim. Ben bu cat servisinin sonucunda arkadaşlar diyeceğim ki burada hemen to do yazıyorum. Şuraya to do. şuraya diyeceğim ki cat servisinden sonuçlar geldikten sonra başarılıysa işte return to success işte git presenter'a haber ver. işte işlem başarılı, başarısız ya da başarılı oldu hakkında ya da diğer konuda da diyeceğim ki to-do 2 diyeceğim. return fail Diyeceğim ki ekrana git kardeşim. Bunun olmadığın haberini ver. Şimdi bak parça parça hepsini oturttuğumda oturacak kapalı Biraz karışık olabilir burası ama merak etmeyin dediğim gibi günün sonunda oturacak kapalı Bir tık sadece yolunda bir problem olabiliyor. Çözeceğiz onları da şimdi. Şimdi şuraya geleyim. Bir tane daha klas ekleyeceğim şimdi buraya. Diyorum ki buna da ee, Home Presenter diyeceğim. Benim için önemli olan kısım burası aslında. Çünkü ben bu Home Presenter içerisinde ben sınıfımın içerisine geleyim. Home Presenter'ın içerisinde arkadaşlar. Şimdi adamın yazdığı kodu da tabii gelelim. Bak router eklemiş. Router bir kenarda kalsın şu an. Router ile işimiz yok. Output ile de işimiz yok. Presenter'a gelelim. Bakın Presenter içerisinde yapacağımız işlem ekranın yapacağı analogikleri vermek oluyor. Yani benim aslında Home Presenter dediğim katmanda arkadaşlar. Benim yapacağım ana nokta ana işlem. Bu içerisinde yapacağım logiclerin yani UI mesela yapacağı logikler. Mesela bu adam burada neleri koymuş? İşte view did load. Yani aslında yüklendiği anda yapacağı logikleri konfigürasyonları yapmış. Veya did select olduğunda işte belki de bir routing işlemini buraya koymuş. Veya işte on success geldiğinde ekranda bunu yapı buraya koymuş. Tamam diyorum. Ben home presenter'a geri geldim. Home presenter'da bak burada neyi kullanmış? Home view output'u kullanmış. Tamam ben de buraya gelip home view output'u veriyorum. Output'u hop buraya verdim şimdi bunu verdikten sonra zaten bana diyecek ki bunu kullanıyorsan home view output'u bunun içerisindeki buradaki logikleri kullanıp entegre ediyor olman lazım mesela işte on close button tap it işte başka neyimiz var on view did load bak burada da zaten benzerlerini yapmıştır did Select falan da entegre etmiş şimdi zaten biz de orada konuşacağız daha neler yapabiliriz neleri entegre edebiliriz diye konuşacağız ama basit olarak adam analogiklerini buraya koymuş demiş ki ekranın yapacağı logikleri buraya koyayım ha siz Mantelite olarak buraya bunu koymayabilirsiniz yine yaklaşım olarak burada ana yaklaşım şu ben ekranın neler yapacağının kararını vermek istiyorum view dot var mı var başka neyi koyabilir mesela buraya mesela ben bunu değiştireceğim şu an diyeceğim ki adamın yaptığı yazıyı biraz daha güncelliyorum diyorum ki mesela dit işte fetch cat diyorum mesela benim böyle bir tane lojim olacak Presenter'ımı etkileyen bir lojik. Ben bu presenter'ımı etkileyen lojik kapsamında aslında burayı bağlayacağım ya buna bu arada presenter input olarak da bir property olarak da kullanabiliriz de ben şu an için hani kavramları en son hepsini tek bir yere toplayacağım bak şimdi geliyor fetch get dedim mesela fetch get aldım başka ne olabilir bir de bir de did yapma işlemi var mesela did mesela diyeceğim ki ser ya da on tap sel diyeceğim mesela. Bunu da burada kullanacaksınız. Mesela 3 tane logiğim var. Benim presenter olarak burada gelenler kapsamında yapmam gereken işlemler var. Şimdi ben buraya geldiğimde geriye şu home presenter'a şunların hepsini bir kapatayım. Şurayı da bu arada kalsın burada. Ha. Home presenter'a geldiğinde bana kızacak şimdi. Bunları entegre et diyecek bana. De kanka. Heh. Şimdi buraya geldi bunlar. Bunlar buraya geldi arkadaşlar. Bunlar buraya geldi. Bunlar buraya geldiğinde şimdi şu aslında benim burada ihtiyacım olan view Şunlara ihtiyacım yok. Şimdi fetch cats yapacağım. Şimdi benim fetch cats yapabilmem için yani benim cat datalarını çekeceğim yer nerede? Interactor'da. O zaman diyorum ki bana kardeşim sen Interactor'ı vermiş olman lazım ki ben bu Interactor'ı kullanayım. Tamam diyor hocam ben Interactor'ı vereceğim sana. Interactor'la yeni ben ne olarak işaretlemiştim? Home Interactor değil mi? Buraya ismini Interactor olarak verebilirsiniz bu arada. Interactor. Buna diyorum ki Home Interactor bana proje başlarken ver. Ben çünkü buna göre servise işte katacağım. Sonrasında mesela benim neye ihtiyacım var? Router'a ihtiyacım var. Router'ı boş verin şu an. Router'lık bir logic yazmıyoruz zaten. Bir de benim sonuç olarak neyi bilmem gerekiyor arkadaşlar burada? Benim bu işlemler karşısında Viva haber vermem gerekiyor. Let diyeceğim. Bir de benim outputlarımı bilmem gerekiyor. Yani aslında bizim şu home Viva gittiğimde Bak şimdi yavaş yavaş kafada oturacak. Şuradaki alt inputlarımı bilirsem ben burada mesela ekranında ona göre logikler yapabilirim mesela. Yani mesela ne yapabilirim? İşte şunu git yap buna koş veya configure et veya burada mesela benim burada yani ee, nereye eklemiştik onu kontraktörü Anlatırken ciğerim çıktı. <laughs> burada benim diyeceğim şey şu aslında. Bak outputlarımı yaptım. Outputlarımı benim burada interaktörümün aslında yapacağım. Interactor'ın aslında biz buraya aslında buna interactor input da diyebilirdik. Daha güzel olurdu bu da. Home view output değil de bak biraz güncellemeler yapacağım. Yeni yazdığım kodla birleştireceğim de. Burada daha güzel olacak. Interactor diyeceğim. Burası daha güzel olsun. Home view interact input diyeceğim şöyle daha tatlı olsun şurayı bağlayalım Home view interactor dedim. Buraya bağlayacağım şurayı. Daha tatlı olsun şöyle. Home interactor. Dur. Presenter da yapalım şöyle. Home view'u. Home view. Ha pardon. Yanlış dedim yine ismini. Home presenter. Dur 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 dur. Hop. Home view. Presenter. Input diyeceğim. Presenter'larımı toplamak istediğim için buraya toluyorum bu araya. Burayı bağlayacağım için şey yapacağım. Şurayı bağlayayım. Hop. Dur gelin şimdi. Home view interactor presenter'ı doğru kullandık diyelim. Şuraya. Şurayı bağladık. Home Presenter Input'u da verdik. O ne diyor ya? Biri gelmiş sallıyor bir şey oradan. Tamam geldik şuraya. Home Presenter Input'u da verdik. Tamam. Buraya bağladık. Şurayı verdik. Interactor'ını verdik. Şimdi bak. Şimdi biraz daha kafada oturacak şimdi. Oradaki mesela adamın yaptığı onu beğenmemiştim. Şimdi kafada gelecek buraya şimdi oturma anlamında. Şimdi benim bir tane presenter input'um var. Yani ekranı bağlayacak komponentim güçleri var. Yapacağım güçlerini verdim. Burayı bağladım. Bir de benim neye ihtiyacım var aslında? Benim burada ekranımda haber vereceğim. Yani sonuç olarak benim ekranda haber vereceğim işlemlerimin olması lazım. Mesela ne ek ekranımda işlemlerim var. Benim ekranımda home view'a gittiğimde mesela şuraya geldiğimde mesela reload etme, indicator gösterme yani direkt UI'sal logiklerim var. O zaman diyorum ki bana home view inputsu da ver ki ben de buradan UI'ya haber vereyim. Ben presenter'ım çünkü ben adamı besleyeceğim diyorum. Tamamen yani, kafa mantık bu arkadaşlar. Yani bizim anlamamız gereken nokta özetle biz presenter üzerinde bütün layer'larımızı entegre ediyoruz buraya. Buraya diyoruz ki mesela home present buraya diyorum ki mesela home view inputs Bak şimdi nasıl hemen tak tak yerine gelecek. Şimdi merak etmeyin. 5 tane sonra bunların hepsi yerinde tak tak oturacak. Buraya input'umu da veriyorum. Bu şey oluştursun şurada. Bir init metodunu da yazalım şuraya. Yazsana co-pilot. Bana yazdırma. Ha, şuraya geldi zaten. Tamam otomatik bağladı. Init'ini verdi bana. Init'lerini verdim. Bakın mesela şimdi nasıl çalıştıracağım bir size göstereceğim. Zaten kafada hemen oturacak. Mesela fetch cats diyeceğim. Fetch cats'ten bir sonuç gelecek tamam mı? Mesela 1-2-3 bir şey geldi success. Diyeceğim ki Git view'un içerisindeki mesela reload table view'u çalıştır bu işlem karşısında. Mesela belki diyeceğim git diyeceğim sayfaya buradaki işlemi ver ya da bu işlemi çalıştır diyeceğim. Mesela 10 tepsel olduğunda routing'i çalıştıracağım belki de. Veya burada mesela burada önce diyeceğim ki bak önce mantığını söylüyorum size interactora git, fetch cats'leri çek. Şimdi bununla ilgili bir logic yazacağız buraya. Fetch cats'leri çekmene alakalı bir logic de yazacağız. Ama fetch cats'leri çekmeden önce bizim yazacağımız işlem şu. Buradan geldikten sonra bu işlemden sonra bu işlemi git datasel olarak adama ver. Adam da bunu ekranında bastın aslında. Günün sonunda bağlayacağımız temel mantalite bu. Yani bütün logikleri buraya bir de router'u da koyacağız. Bütün presenter bu kararları verecek. Presenter kararları verdikten sonrasında da ekran işlemi bağlayacak. Yani özetle böyle düşünebilirsiniz. Şimdi tabii devam ediyoruz bu arada. Devam da edeceğiz yani. Burada bu bağlamayı yapacağız. Ben şu yeni yaptığım örneklerle birlikte buraya bağlıyorum ki. Hani eksik bir şey kalmasın diye şöyle kontrol ediyorum. Eksik bir şeyimiz var mı şu an? Yok. Tamam miko. Biz burayı yaptık şu an. Buraları bağladık. Buradaki işlemlerimiz tamamlandı diyelim. Ee, Tut, Şimdi buraya bir gelelim. Öncelikle şu view katmanında birkaç işlemimizi burada bir tamamlayalım. Sonrasında da logiclerimizi devam edeceğiz burada. Şimdi arkadaşlar bizim işlemleri yaptığımız yerde burada view'ları buradan çıkartabilirdik de neyse kalsın burada. Ben şimdi burada diyorum ki benim bir tane presenter katmanım olacak tamam mı projede. Let presenter diyorum buna. Bir tane buraya ana bak. View sadece presenter bulacak. Presenter katmanını geldim burada. Presenter burada home presenter olarak oluşturabilir. Şurada şöyle yapacağım. Presenter'ı şurada oluşturacağım. Presenter dedikten sonrası presenter eşittir. Burada home presenter olarak veriyorum. Bakın home interactor yeni oluşacak benim için. Home interactor'ı ben bu adama oluşturup vereceğim şimdi. Layer olarak oluşturacağım vereceğim. Ama input'unu self olarak veriyorum. Bu self nereden geliyor? Çünkü ben burada arkadaşlar aşağıda bakın e, ee, şurada presenter'ı verdik. Ha şöyle burada bunu ee, init'te init'te de eşit eşitleyebilirim bu arada da. Init'te eşitlememek adına ben asla böyle yapayım dedim. Tamam, şu anlık şunu variable olarak tamamlayalım. Bunu sonradan yine bir burada oynamalar yapacağız burada. Bunu şey de yapabilirdik aslında. Computed'de yapabilirdik bunu şöyle. Hop. Çağrıldığında kullanılsın tarzda da yapabilirdik de. Tamam bu şu an burada şöyle kalsın. Dur şu bizim Computed'lar yazıyordu şurada. Lazy'ler. Heh bak burada verdi bak. Lazy for closure. Şöyle yaparsak çok güzel olacak. Presenter. Hop home presenter diyeceğim. Burada arkadaşlar burada presenter'ımı oluşturacağım şurada. Hop. Diyeceğim ki mesela variable ya da let işte presenter şurada e, source ya da şu direkt hasta şöyle döndürebilir Yok şöyle yapabilirim. Hop. Bak burada direkt otomatik olarak bunu görecek aslında. Presenter'ın içerisinde ben interactor diye yeni bir tane layer oluşturdum. Interactor'ın bizle tarım yapacak katman. Bir de view'la da self'imi verdim. Bak nasıl bu çalıştı? Şu self arkadaşlar bunu unutmayın. Bu en sevdiğim katman. Neden bu self çalıştı? Çünkü ben burada dedim ki bu layer'ın içerisinde view dedim component ne benim burada istediğim bir tane input objesi. Input objesini ben burada ne yaptım aslında? Burada zaten buna verdim. Bak burada. Bu sayede aslında delegation yapmış oluyorum. Birbirleri arasında haberleştirmiş oluyorum. Temel mantık zaten bu burada. Yani bunu burada ne kadar iyi konuşturabilirsek, ne kadar iyi entegre edebilirsek o kadar büyüyoruz aslında. Özetle öyle söyleyebilirim. Şimdi Ulan <laughs> ciğerim soldu bu. Viper <laughs> <Vay> anlatırken. <puran> <laughs> Şimdi buradan geldi. Adam bir tanesi de abi MVC'li 3 tane sayfaya para atardın da diyebilirsin de. Mevzu o değil. Mevzu burada teknik düşüncemizi arttırmaya çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar burayı bağladık. Presenter'ımızı bağladık. Şimdi presenter'da şimdi configuration işlemlerimiz var. Burada bak entities'ler içerisinde bir şeyler yapmışız vesaire. Entities'imizi bir yapalım burada. Entity'yi vermiş mi bu arkadaş? Entity'yi de şuradan çalayım olmadı. Bak entity'imizi de bir yapalım. Demin bir tane JSON service response almıştım. Entity'imizi de hemen bir arada yapalım arkadaşlar. Service response'umuz bu. Tamam mı? Service response'umuzu şuraya alayım. Aa bu niye böyle gözüktü ya? Dur Brave'de daha iyi gözüküyor. Servis response'umuz bu. Bunu kullanacağımız yerde en güzel yerlerden bir tanesi de aslında Swift şey. Ee, adını unuttum bak Swift JSON desem gelir zaten. Hani Quick Type'da. Quick Type'a geliyorum. Hop şurada Open Quick Type diyorum. Quick Type'ın içerisindeyken bu modelimi veriyorum buraya şuraya. Şöyle şekilde verebilirsiniz. Quick Type'ın içerisindeyken buraya da başlangıcına mesela e, cat diyorum. Cat Entity. Şöyle. Evet garip bir mesaj geldi Poblo'dan. Sönmüş olabilir. Hemen bir banımızı çakalım. Uçan ban. Burada ama zaten benim için modelimi oluşturuyor. Burada arkadaşlar. Burada gerekli propertilerini de verebilirsiniz zaten detay olarak ama. Ben sadece burada oluşturmuş entitimi alıyorum buradan. Entitimi aldıktan sonrasında buraya hop geliyorum tekrar koduma. Bunun detay kısmını yine sonradan yazarız bu arada. Şimdi çok fazla karıştırıcılar için detayını yazacağız ama. bunu Öncelikle şu kısmı iyi bir hazmedelim. Ondan sonra çözeceğiz bu işi. Şimdi entity'ye gelelim. Router'ın içerisindeki yapıda. Hop burada diyorum ki mesela HTTP HTTP cat adına entity'nin. Entity'm de zaten benim en basit modelim. Cat entity olsun ya da hani, hani adını cat entity vermeyin bu arada. Cat olarak versek daha güzel de hani yani ismini de böyle verebilirsiniz. Şöyle verelim. Adam Rusça konuşsa pabuçlama yine mi banladık? Yine iyi niyetli bir arkadaşı banladık. <laughs> Yine ulan, yine güzel bir insanı banladık. Bugün bu, bu güzel insanları banlaya banlaya bir gün bizim kanalı basacaklar. <laughs> ya Ümit Özdağ gelse bu kadar banlamaz bu arada. Çeçe <laughs> şey, yani Ümit Özdağ kendisi gelse böyle seri banatmaz. Bizim chatte bir acil bir şeycilik oluyor. Arada vallahi gitti ya. Recep her masada var. <laughs> Değerimiz Ruslara kadar gitmiş ama Ruslar biraz tehlikeli biraz dikkat edelim. Arkadaşlar bir daha Rus kendine banlamayalım. Vallahi Atak yiyebiliriz sonrasında. Adamlar tehlikeli. Zaten ben bütün şifreleri burada paylaştığım için <laughs> hani bütün IP'me kadar adamlara verdiğim için adamlar benim bilgisayarımı alabilirler sonuç olarak. Adamların hackerları ünlü yani. Buna dikkat edelim. Şimdi cat entity'yi verdim. Açın lan bana. Üzüldüm adamı. Bir açın adam belki bize iyi. sonra gelip birazdan saldıracak ama. Şimdi entity'mi de oluşturdum arkadaşlar. Şimdi Interactor katmanını bir düzeltelim. Şimdi arkadaşlar bize bir servis isteğimiz var. Ee, servis sistemimiz var. Şimdi arkadaşlar biz servis sistemimizi yazacağım bir kısma gidelim bir. Servisimizi yazalım şurada. Hemen bu arkadaş alama file bir katman yazmış tamam mı buraya? Bu arkadaş alama file yazdığı katmanda network manager yazmış. Tamam mı? Network manager ile yazdığı katmanı bu arada ben de şuradan geliyorum mesela. Benim bir tane çok fazla network manager yazdığım örnek var. Tamam mı? Network manager'ı diyorum ki bu arkadaş ne yazmış? Ben tamamen yazıyı entegre etmeye çalışıyorum bu arada. Ondan dolayı hani bazı şeyleri direkt hatta yazıdan alacağım ki mesela bak mesela o protokoldeki yaptığı yapıyı beğenmedim. Değiştirdim. Yazıdan alacağım mesela. Ondan sonra üzerine update çıkacağım mesela. Doğru veya yanlış veya kullanım olarak. Şimdi Core'a gelelim. Bu adam burada servis diye bir kısım yapmış. Bak Network Manager'ı bu adam 5-6 katmanda bir yapı kurgulamış burada. Şimdi bizim böyle bir yapıya ihtiyacımız var mı? Tabii tartışılır. Mesela böyle bir projede bu yapıyı entegre etmeye gerek var mı? Hmm. Ya bir iki tane mesela bir iki tane servisinizin olduğu yerde arkadaşlar hani URL tasklarla bile birçok şeyi çözebiliyoruz aslında. Ondan dolayı aslında buna gerek olmayabilir. Yani düşündüğümde bunu burada bağlamayıp aslında şey yapabilirim. Ee, basit daha basit bir tane şu da benim yazdığım taslardan bir tane daha basit bir servis işte yazıp sonrasında şu network manager'ı ayrı konuşalım. Çünkü network manager'ı direkt copy paste alıp buraya almak istemiyorum. Ee, direkt o taraftan ilerletelim. Taraf ön tarafını bağlayacağız tekrar. Ee, şuraya bir tane bizim önceki yazdığım proje kodlardan bir tanesini de alayım oraya URL Station'da şöyle. Hop. URL Station bu arada bizim Swift'in içerisinde olan hani hiçbir paket kullanmadan entegre edebileceğiniz değil. Şimdi ben buraya geliyorum katman olarak arkadaşlar. Her zaman için bu arada servisimi ayırmam gerekiyor. Servisleri tabi burada konumlandırma olarak nereye konumlandırırsınız dersen bir tartışılır. O konuda belki daha e, kolay bir yere koyabiliriz bunu da. Şunun biraz daha şeyini yapabiliriz de. Gerçi ben bir şey söyleyeyim mi? Ben şurada aslında bunu kullanmak yerine Alamo Fire ile kullanabiliriz. Alamo Fire ile kullansak sanki bir dakika. Yo ben burada Alamo Fire yine kullanacağım ya. Ben çünkü şey tarafta çok e, Yorastation ile yapılan background trade'ına falan girmek lazım. Biz Alamo Fire'ın gücüyle biz çünkü şu an sonuç olarak o kadar Swift Core'una girmiyoruz. Öğrenme olarak gidiyoruz. Alamo Fire ekleyelim projemize. Paket üzerine onu konuşalım ama e, yöresel session'da bir ara konuşmamız lazım. Onu da detayına gireceğiz bir ara. Ama şu an değil. Alama file projeyi ekleyelim. Basitçe bir alama file request'i yapalım. Network manager'ına entegre etmeyeceğim. Çünkü network manager şu an burası için ağır olabilir. Biz basitçe yapalım. Ee, demin bir tane arkadaş demişti. Şuradan da gidilebiliyor demişti. Hakan mı söylemişti? Nereden gidiliyor buradan paket ekleme? Bakıyorum şurada. Burada göremedim ama burada varsa göremedim. File'da. Ha burada. Ha okey okey. Ee, update mi? Packages var. Tamam bu update'e basıyorum herhalde. Reset demiyorum. Update diyeceğim herhalde. Yo update değil. Update'e bastı. Bunu attı ama bana. Bu bunu attı. Ha burada zaten et diye geliyormuş la sağ tıklayınca. Add deseniz oğlum. <laughs> Alama Fire alalım projeyi. Alama Fire gerçekten bakıldığında bir UI kit yani bir tane framework kadar e, star almış. Gerçekten HTTP üzerine network katmanı yazılmış müthiş bir Swift library'si. Ben çok seviyorum. Ben yani kullanmaktan hiç çekinmiyorum açıkçası ama tabii ki kendinizin yazdığı yapıların daha büyük avantajları ve kendinize göre kurgulamalar yapabilirsiniz. Yani ben burada kombineticide bir adam olduğum için tabii kombinatörün verdiği nimetleri kullanmakta fayda var. Ondan dolayı alıyorum burada. Basitçe mesela bu katmanı Alamo ile yazdığımızı varsayalım. Alamo ile çektiğimizi varsayalım. Ondan sonra buraya da ee, bağlayalım ekranımızda ama bu Network Manager işinde bir arada konuşalım bu arada. Çünkü Network Manager işinde yapacağımız işlemler olabilir. Şu alama file'in içerisine gelelim. Şu sadece alama file'in sıkıntılı olan kısmını biliyor musun? Yani bir tane sample uğraşmak için üç buçuk saat uğraşıyor olabilirsin. Ondan dolayı sadece o kısım sıkıntılı yani. Ee, şuradan sadece bir tane şuradan şeyini sample'ını yazdım. Bir tane benim projeden örneğini alıyorum da ona bakayım diye baktım. Şöyle benim eski projemden aldım bir tane örneğim var mı diye şöyle. Heh, şuradan bağlayalım oradan. Gelelim. Tam bu tarafa gelelim. burayı import edip direkt çekelim burada arkadaşlar. Şurada importumu vereyim. Importumu verdim. Alama file'ı buraya ekledim. Alama file'ı buraya verdim. Alama file'ın şu dokümantasyonu bence daha sample'ını koyabilirler ya. Yüzüçünü koymuş bak şurada. Response sending, merging şuradan bakalım mesela alama Çok basitçe şey yapabiliyoruz. Bak zaten en kolay kullanım yanlış mı olsam bu. Bizim response olarak kullanabileceğimiz özelliği bu. Şuraya gelin ben bunu aldım buradan. Hop buraya entegre edeyim alama fire'ımı da. Xcode üzerinden. Hop şuraya gelsin alama fire request'inin. Alama fire içerisindeyken arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bizden bir tane aslında bir şey pet bekliyor. Pet'in üzerinden bağlayacağız. Async await. Async await de yapabiliriz aslında doğru söylüyorsun. Async await yaparsak. Async await yapalım. Düşünüyorum. Async await yaparsak. Aslında daha iyi olabilir de benim yaptığım sample'larda o asinke bağlamayı şurada bağlayabilir. AFD olup bakmamız lazım. Yok bende zaten örnekleri var. Örnekte problem yok da. Lan oraya yazan biziz zaten asaydı. Bana mı nerede olduğunu söylüyorsun sen? Mevzu bu asinke bağlamak değil de. Ay asinke weight'i triket yapısını kurulguluyorsun. Yo çok sevmiyorum da. Neyse hadi bağlayalım. Onu bağlayalım. birlikte bağlayalım da ondan sonra ilerleriz o tarafta. Şimdi Asin kevet şu da yaptım örneği bir çalayım şuradan. Heh, şurada var. Aslında asin kevet de da güzel bir örnek yapmışım. Ben yerel yaptığımız örneği de bağlayabilirim. Bak yerel şurada öncesinde hatta şöyle bir tane güzel kod yazılmış ama şunun daha güzelini mesela yapıda yazabilir miyiz? Bakayım düşünüyorum. Hmm, kod güzel bir kod ama bu kodu buraya vermek istemiyorum ya. Daha şöyle basit, daha basitçe isteğimizi atalım. isteğimizi datamızı alalım, getirelim istiyorum şu an için de. Onun için acaba hangisini anlatsam diye düşünüyorum. Ama Snack Overflow'da da kocaman bir network manager yazmışız. Hani basit bir katman olduğu için. Lan diyorum hani o kadar yazmayalım. Basit bir katmana network manager ile uğraşmadan geçelim diyorum. Direkt şuradan aslında response decodable'dan türetelim ya. Completion'larla çalıştıralım. Async eventi sonradan yine buraya kullanacağımız yapıyı söyleyeceğim. Şu an için completion verelim tamam mı? Sonrasından buraya ama async event'i de ekleyelim. Çünkü niye async event'i vermemiz biliyor musun? Try catch falan kullanacağız orada entegre edeceğiz ya. Try catch falan entegre etmek istemiyorum şu an hiç. Direkt de oradan kullanalım. Sonrasından burada zaten şey yaparız. Entegrasyonumuzu yaparız arkadaşlar. Tamam. Diyelim biz şimdi burada nasıl kullanacağımızı bir bakalım. Burada neler veriyoruz. Şurada bir hemen örneğimizi de aldım şu tarafa. Hop bunlarla işim yok öneminde içerisine hemen açıp şuradan eksik bir bilgi vermiş olmayalım. Ama bu kullandığım yerde nerede kullanmışım ya ben kendi kullandığım yerde bulamıyorum bazen. Tamam şunu anladık, onu bağladık da. Anama fire kullanacağız tamam kanka bunda sıkıntı yok. Eee durs snapchat'in içerisinde değil. Heh, benim kullandığım yerde ben burada completion'larla kullanmışım değil mi? Tamam. Type alias, completion'larla success şöyle de verebilirim de. Aa, hangisini versem size daha güzel olur diye düşünüyorum da. Şu type aliaslı kullanım güzel aslında. Bunu versem bu daha çok kafanızda oturabilir. Daha bu güzel bir kullanım yani. yani öbürüne istinaden de. Bu da base response falan demişim gerçi. Ya bu kadarına gerek yok. Bunu basitçe halledeceğimiz bir yapı kurgulayalım istiyorum da. Ben ondan dolayı aslında sizle uğraşıyorum. Tamam bak şu yapıyı alacağım şuradan. Şu yapıyı burada alacağım. Burada entegre edebiliriz. Yani result type'ı mı kullanalım diyorsun. O da olur aslında result entegre edebiliriz. Orada da kullanıyor aslında. Şimdi bak şuraya alalım. Tamam mı? Şuraya verelim. Burada bu adam bize bir tane yörel yoldasın öncelikle. Yörel stringi versin bu adam burada. Bir tane stringi alalım bu adamdan. Birincisi bu. Bu adam bize yöreli verdiğini varsayalım. Birincisini aldık. Getter'ımızı yazdık buraya tamam mı? Şimdi bu, sadece bu metoda özel bir primitif katman yapacağım. Response decodable, decodable of'a da diyeceğim ki mesela bizim neyimiz vardı? Ket entity veriyorum buraya tamam mı? Şimdi Get entity verdim. Herhangi bir tane parametre de vermeyeceğim şu an. Injector etmediğim için söylüyorum. Şuradan da veriyorum. Şurayı da bağlayacağım şimdi şuradan. Burada arkadaşlar compression'da aslında Swift tarafında en çok kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Tabi async await geldikten sonra artık bunlar çok kullanılmıyor tabi. O da doğru ama hani biz şu an burada kullanalım. Bir sonraki yazıda yani bu koda devam ettiğimiz zaman bunları düzelteceğiz. Buradaki derdimiz şu. Aynen Memo'nun dediği gibi Memo şuradan Result type'larla dönebiliriz. Biz burada şöyle yapacağız arkadaşlar. Completion'larla haberleştireceğiz bunları ki bak buradaki arkadaş da zaten bunu <laughs> bunu yazan mübarek arkadaş da zaten öyle yapmış. Burada adam haber vereceği tipleri söylemiş burada. Peki nasıl kullanıyoruz arkadaşlar? Şöyle diyoruz. Biz diyoruz ki ben sana iki tane property vereceğim. On success diye şurada bak. On success diye vereceğim ya da diyeceğim ki on response diye vereceğim. Tamam mı? On response'u verdiğim yerde memo'nun bize işte paylaştığı gibi şöyle verebiliriz. Nerede o şeyi alayım ben. E, ee, result'ı nereye yazmıştı? Aynen. Result'ı verelim şurada. Aynen. Hatta result'ı şey yapıyorlardı zaten. Şöyle result on response'u verelim. Burada burada arkadaşlar biz geriye döndürdüğümüz yerde bak buradaki arkadaş da öyle yapmış zaten. Bir tane aslında geriye property demiş. Biz diyoruz ki geriye result diye bir tane obje döndüreceğiz. Bu result aslında bizim Swift'in aynen Memo'nun dediği gibi bu ultim bir tane type'ı. Bize aynı anda aslında bizim bu en son yaptığımız dar tarafındaki şeyin adı neydi? Ee, unuttum bak adını. Aynı anda dönme imkanı sağlıyor. Bu şeyi konuşacağız yine. Ee, unuttum. Adı neydi? Unuttum onu. Ee, şimdi dur. Şunu şey yapacağım. Şunu bir şurada bağlayacağım. Eee şuraya bak şu Rüzalt'ın bizim tarafındaki şeyin adı neydi? İki taraftan döndürüyorduk ya. Neydi lan bunun adı? Bizim tarafta. Dar tarafına yeni geldi ya hatta. Union type'lar değil de şey. Aynı anda döndürüyor. Tuple. Tuple olarak da diyebiliriz aslında. Tuple tam tuple uymuyor ama bu. Tam tuple uymuyor. Hayır yok tam tuple uymuyor. Edir'e biraz daha uyuyor gerçi ama tam tuple gibi değil. Bak burada şey associated type demiş de unuttum adını unuttun adına bakalım. Şimdi şunu bir konuşuruz. Şu result type'ını var, aldığımız varsayalım. Burada diyoruz ki on response arkadaşlar. Mesela hata yoksa on response burada dediğim şey şu. On response nokta. On response'un içerisine geliyorum. On response'un içerisindeyken cat entity'de response'u dönüyorum burada. Response'un içerisindeki data'yı dönüyorum. Hatta şurada zaten Validation ya modeli zaten burada vermişim. Model zaten doğruysa buraya geliyor. Model bak model cat entity ama gerçi burada array olarak vereceğiz. Buraya da self'ini atacağız. Yani array'i ver Error'un boş. Burada da eğer bir sorun çıkarsa yine on response'un içerisinde de arkadaşlar burada bu sefer burayı boş döndürüyorum. Burada da error'u vereceğim. Error'u burada gerçi her an, sanırım handle etmemişim burada. Response.error dersem failure'u verecektir burada. Mesela bu şekilde kullanabilirim çok basitçe. Burada ee, bağlarız. Kim troll diyor. Troll var Mod arkadaşlar. Trollere izin vermeyelim. Şimdi buraya bağladık. Burada bağladık. Burada eksik bir şeyimiz var mı? Şurada burayı, bir tane fazla kullanmışız. Onu verelim. Burayı sildim. Bu tam. Bu doğru kullanılmaması lazım. Burada bir hatamız var mı? Eee, burayı bağladık. Şurada bir hatamız olabilir. Response. nokta He, sen şöyle diyorsun. Oke, okay, anladım. Bu da fail error'unu vereceğiz burada. Bir On response'un içerisindeyken tamam. Anladım, anladım. On response'un içerisindeyken şöyle kullanıyorsun. Ama şu, şu falan doldurmadı ya. Onu şunu başına escaping atmadık diye getirmedi herhalde. Escaping'i daha tak şuraya. Şunu vererek bu şeyi görmedi. Yok, vermedi. On response'un başına şey verdirsem Dur dur dur. Şu benim yaptığım sample'a da var gerçi. Ben kendime de bunu azladım zaten de. Dur hemen kendi yaptığım sample'a da bakayım. Oradan da burada bir şey gözüme kaçıyor yine de. Hemen bulalım kaçtan şeyi. Completion'ları mı doğru verdim aslında? Result'ı mı da doğru verdim? Completion olarak yanlış yazdım herhalde ben bunu. Aynen completion'ı yanlış yazdık. Dur. Şurayı yanlış yazdım. Şu result'ı alacağım. Hop burada void olarak diyeceğim. Completion yazmadık ki. Şimdi olacak. Be. Aynen şurada bir hatamız oldu. Pardon arkadaşlar çözdüm. Şimdi burada şunu diyebilirim işte. On response'un içerisinde success. Success'in içerisinde model. Bak burada da on response'un içerisinde. On response'un içerisinde burada şey diyebilirim. Hmm, failure. Aynen Mehmet'in dediği gibi. Burada da arkadaşlar response.error'u verebilirim burada. Tamamen yani aslında bu built-in type sayesinde böyle ofantif bir şey kullanmış oluyoruz. Eee nal atabiliriz diyor. O zaman şuraya şöyle yapalım. Nal da gelebilir diyeyim. Şöyle vereyim. Aferin orada şöyle vermiş olayım. Burası da ready. Burada sadece arkadaşlar bunu dışarıya set edemem için başına burada escaping atmam lazım. Burada şuraya koyacağım escaping'i. Hop. Arkadaşlar yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Escaping'i attık. Burada af da diyebilirdim burada doğrudan adama vermek adına veya kendim bir tane string da döndürebilirdim de. Burayı verdik. Yok bir dakika yanlış mı yaptım? Error dedim. Tam burada problem olmaması lazım artık şu an. Error'u bağladım. Şurası okey. Cannot infer diyor. Why not? Niye olmasın abi? Doğru kullandım düşünüyorum. Tıt tıt tıt. Nerede hatamız var? Yine gözümüzden bir şey. Aferörü sildim ya. Error yaptım sonra. Failure yaptım. Failure'da da işte response error veriyorum. Gayet gayet cool bence. Ha, şunu silmemi istiyor herhalde. Tam bunu silmemi istiyor. Bunu silelim. Şurada şey kızıyor. Burada da şunu demek lazım herhalde. Ee, response nokta value burada değilse diye kontrol ettik ya buraya da şey diyebiliriz. Ee, <laughs> ama EFR tabtan türetilmiyor sanırım. Aynen. Affair ile alakalı bir kızma yapıyor da. Burada master error diyor. Yani burada ben bunu set etmek istemiyorum bu şekilde de. Burada nal olarak set ettirmiş ya. Error nal gelmiş olabilir diyor. Yani buradaki kızmasının sebebi şu arkadaşlar. Diyelim ki guard yine guard olarak atayım şuraya. Guard let error response nokta errors arkadaşlar. Burada response nokta errorun içerisine girdiğinde else'ini de şuraya yazalım. Else return atacağız şu anlık. Burayı doldururuz yine. Burada diyorum ki on response'un içerisinde geldiğinde şu çalışır şu an error olarak verdiğimde error olarak verdiğimde şöyle değil mi error verdim. Error çalışır ama bakalım nerede çalışır, hata yapacak mı? Burada bir hata olmaması lazım artık. Ya burada işte ha şurada yazacağız pardon. Şunu şuraya yazacağız. Hop burası çalışacak artık. Şöyle olur gibi burası hazır burası olacak gibi ya yani şimdi gardlet atıp nal çeki vermediğimiz için kızıyor ya yani çünkü orada nal çeki vermediğimiz için arkadaşlar hani orada nal alıp set ettirmiyor ondan dolayı kızıyor buraya geldiğinde burada da exception atmak lazım aslında burada şu an exception yani şuraya tudularımızı koyalım bu projeye devam edeceğiz bu arada tudu exception diye atalım tamam şu an biz birinci kısmımızı bitirdik varsayalım tamam mı burada yapacağımız işler bu arada olacak async await yapacağız burayı Zamanla bunları, bunları bu projeye devam edeceğiz çünkü haftalık olarak yine. Bu projede işlemler yapacağız. Üzerinde konuşacağız tekrardan bunu. Bu yapıyı iyice anlamlandıracağız içerisimizde. Tamam. Interactor'ımın ben birinci katmanını tamamladım diyelim. Fetch Cats dedim. Hani herhangi bir generic bir layer da yazmadım. Doğrudan da tamı çeken layer'ı koydum varsayalım. Tamam mı? Şimdi bizim Presenter'a geliyorum. Bak Presenter'da demiştim ki bu da Fetch Cats yaz. Bak fetch cats yaz demiştim. Fetch cats'in içerisine girelim şimdi. Fetch cats'in içerisine bak. URL istiyor benden. Yöreli vereceğim ben şimdi buraya bizim yörelin adı neydi? ta tatatıp yine gitti. HTTP JSON miydi? HTTP JSON. nereye koyduk biz onu ya? gitti. Gitti 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 yöreli bulalım da ondan sonra çözeceğiz. Yöreli bulmam lazım. şurada yok mudur? Dur bir daha şuradan bakalım. Config, network config bu değil. Constanta koymuş olabiliriz. Application Constant. Tamam biz de şuraya bir tane Application Constant yapalım. Bir tane Product. Yani şu da herhangi bir modülün altında bir tane şu anlık şuraya değil de şuraya bir tane Product layer oluşturacağım ben yine. Product'ın altında. inamın içerisinde inanma yapacağım bir tane. Ya da normalde yapabilirim. Class'da yapabilirim. Product Constant diyorum şöyle. Şuraya geldim. Burada diyorum ki bir tane sınıf yapacağım. Ya da burada oradan Strike de diyebilirsiniz. Strike yapacağım bir tanesini. Burada Product constant diyeceğim. Product constant dedikten sonra buraya da şunu vereceğim mesela. Hop böyle sağladım. Tamam. Burayı da verdik mesela arkadaşlar. Şimdi burayı verdik. Product constant'ın içerisine girdiğimizde ee, şuraya gelip şu anlık şöyle bağlayalım. Base URL diyelim. Tamam mı? Kullanırken de şunu yan yana kullanacağım. Yine bunu da olarak atıyorum. Buraları biraz improvement yapacağız bu arada. Yani basic olarak şu an varsayın. Bunu ilk giriş olarak varsayın. Bezier'ini verdim. Bu base Bezier'ın sonun arkadaşlar aslında benim product konsoldakindim benim çalışan yerim. HTTP nokta değil mi? Bakalım. Ha burada var mı zaten? HTTP nokta Tamam, okey HTTP nokta HTTP nokta Hatta benden tavsiye buradan hani böyle kullanıyorsak bile şunu sileriz 2 dakika ki hani geçici olarak kafada kalsın diye. Cool. Dediğim gibi şimdi logimi yazdım sonra result type'lar dönüyor result'ımın içerisinde de buraya yazıyorum şu an buraya da şöyle bağlarsam sanırım gelecektir şurası da şurayı da bir bağlasım bakayım burayı verir mi şöyle response ya da items ve error diye yazsam şöyle sanırım şurada alacağım bu kodları Hop. items bakın items ve error diye yazdım aslında bana bu zaten onu vermedim yanlış mı oldu ne oldu doğru yazmadık mı ya? Orası yanlış mı şurası? Şurası sanki yanlış oldu. He. He. Response diyeceğiz buraya o zaman. Değil mi? Oraya response diyeceğiz. He. Anladım. He. Bu tamam. Bu oğlum bizim en son eklediğimiz şeydeki adı neydi? Ya oradaki yapı işte bu. Flutter tarafına da geldi ya. Lan dün, daha dün konuştuk bunu. <laughs> Neyse dur bulacağım. Şurada bir tane switch'imiz yazalım. Switch'i bağla. Switch'in içerisine hop. Diyelim ki response'u ver. Gerçi burada bunu başlamaya gerek yoktu herhalde. Şuraya da yaz şunları yaz. Her şeyi bana yazdırma. Şunu bari yaz. Onu bari yazdırmadı. Switch response. dolur kanka. Ama biz burada yanlış mı yazıyorum ya? Benim gözümde uykusuzluktan ötürü artık? Yorgunluktan ötürü bilmiyorum. Gözümden güzel kaçıyor. Bir dakika response yazdım. Tamam doğru. Bunun içerisinde de case'leri yaz işte. Heh, tamam şimdi gelecek herhalde. Success değil mi? Yok. Case'i verdim. Success items geliyor. Ha, case, diğer case'de de failure'u veriyor. Burada da error'u veriyor. Doğru mu? Tamam. Case böyle olması lazım. Şu an bu doğru. Şun, ha bunların. He, anladım. Variable olarak böyle dönüyor. Ha, okay. Cool. E, ha, burada da şeyleri vermedik. Sanırım. Yok. Bunlar da, he, tam bunları da verdik. Tam burası da okey. Şu an logicleri bir şekilde çektik bu arada. Şurada ekranımızı aldık. Hala bir tane kızma yapıyor. Neye kızıyor hala? Gözümden yine bir koskoca mazi. Tamam doğru. Problem olması lazım. Herhalde bir şey. Bir şey yazmadık diye kızıyor. Aynen. Tamam şimdi bunların içerisini dolduracağız. Biz diyeceğiz ki arkadaşlar mesela success geldi tamam mı? Bak success geldi dedik ve benim itemlarım geldi mesela benim elime. Şimdi ben itemlarım geldikten sonra ne yapacağım aslında? Diyeceğim ki hoca benim itemlarım geldikten sonra ekranımda komponentim olarak ya burada bu itemları tutacağım. Mesela bu itemları burada tutabilirim. Mesela logic olarak burada sağlayabilirim. Ya da o tarafa verebilirim. Hangisini yapalım sence Memo? Buraya mı verelim? Sence oraya mı koyalım? Hani bu dataları çekip kontrollerimizi listemizi koyalım? Yoksa burada mı tutalım? Ne diyorsun bakayım Memo? Benim beşinci. Evet. Yani aslında o zaman biz bu kontrolleri yani listemizi buraya koysak okey diyoruz o zaman. Doğru mu anlıyorum? Yani listemizi buraya koymamız lazım. Listemizi buraya kayıp buradan işaretlememiz lazım. Ya burada yapacağız. Tamam, şöyle yapacağız o zaman. Bir tane private diyeceğim ki bir tane e, variable, bir tane ya da let ya variable yapalım bir tane. Liste yapacağım. Mesela buraya items listesi yapacağım buraya. Item cats yapacağım. Buna da diyeceğim ki şöyle cat entity cat entity Buraya da ki şu anlık mesela boş okey sonrasında da bu adam bu view'un içerisindeki bak bu view'un içerisinde biz burada neyi vermiştik burada unutmayalım neyi doldurduk bu outputlarını doldurduk değil mi inputlarını o zaman ben burada diyorum ki reload table yaparken değil mi burada yapacağız o zaman işte buraya ben bu adama cats'leri vereceğim ne cats'i vereceğim buraya böyle array vereceğim bir tane cat entity diye ardından bu adam gelecek burada Burada mesela burada da işimiz kalmadı artık. Comment kod bırakmayalım. Commentleri sonra düzeltiriz. Şurayı bıraktım. Yani to do olduğu için commentmiş. Pardon. Şimdi buraya geldiğimde buraya verdim ya arkadaşlar. Şimdi reload table view de bana kızacak. Reload table view'ü düzeltelim. Tamam bu da okey. Şimdi ben burada diyorum ki o zaman bana bu adam verdiğinde git self'in içerisindeki self'in içerisindeki e, cat'leri, items'ları items mi dedik ona? Item cat'si bu gelen yeni cat's yap. Ardından da table arkadaşlar table tab bar item ne ya tab bar kontrol ne taber view buraya koymadık ha home table view kontrolü reload et bak reload et burayı da arkadaşlar diyorum ki cats.length nokta length bak burayı da artık şöyle yapayım. item cats nokta length count buraya da diyorum ki mesela artık buradan variable alırken text ya da işte cats diyorum buraya da buraya verdikten sonra içerisine de diyorum ki Item şunu şuna kopyalıyorum. Item kesin içerisindeki bu datayı al. Bunun içerisinde de mesela ne var burada? Description'ı al, buraya yerleştirin diyorum. Temel mantık olarak bunu bağlıyorum burada. Yani burada o datayı aldım, buraya verdim. okey biz mi? burada? Doğru yerde biz. Doğru yerde. Aslında sensesi de bir saniye. Sensesi de yayına versem güzeldi bir dakika. Da. Sensesi yayına gitmiyor çünkü sabahtan beri sensesi niye yayına niye vermedik abi ya? Dur sesin sesini insanlar duysun. Sadece benim diyor diyorlar. Dur. Dur 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 dur. Sanırım böyle olacak. Şimdi bir konuşsana Memo. Ses ses ben hemen Aynen, gidiyor, gidiyor Tamam şimdi daha iyi. Memo da bizim burada. Memo Memo'm da yardımcı oluyor çünkü onun da sesini duyun. <laughs> Siz hiç duymuyorlar zaten bugüne kadar. Şimdi burayı yaptık <laughs> tamam mı? Doğru yerde miyiz? Doğru yerdeyiz. Burayı yaptık mı? Burayı yaptık. Her şeyi yaptık mı? Burada bağladık. Şunlar şu an boş. Aslında bunları şu an koymaya gerek yoktu. Biraz kafa karıştırmaya yol açtı bunlar ister istemez yeni geldiği için ama. Ufak ufak bir crash alıyoruz hocam. Şunu set etme işlemini main thread yapmıyoruz ya şu an. Ha şu hangisini reload etmeyi diyorsun değil mi? O ikisi de aynı. Şöyle yapalım. Hemen main non dispatch queue'da dispatch queue non dispatch ah, yazamıyorum. Yazdır. Ne yazıyoruz buraya? Ne yazamıyorum şu an. Vallahi Dispatch gibi. Q. Dispatch Q gelmiyor oğlum. En ben eski mi, kafayı. ben mi yazamıyorum? Bende mi sorun var? Aa, onda mı kod pestedik? Bir tane şurada kod, dispatch Q kodumuz yok mu? Nerede bu dispatch Q kodumuz? Gözümde yaşlanır. Koskoca mazi. Gözümde Yorulgunluk vallahi. Dispatch tamam doğru gelmiyor vallahi. Dispatch Q yazacağım elle. Dispatch time değil. Q. Ha şimdi geldi. Vallahi gelmiyor Dispatch Q. Ha, Q. A A foundation. Tamam, gelmiyor, tamam. şimdi geldi. tam Ma tamam. Main thread'de yapacağım. Asenkron olarak bu kodu alacağımı söylüyorum. Memon dediği gibi burada bu kodu alıyorum. UI işlemi yapıyorsak arkadaşlar her zaman için UI'mızdaki logiyi burada yapıyoruz. Burada da genelde şöyle yazarız biz. VX self olarak işaretleriz. Burada kodu yazarken burada da şurada in diyorduk herhalde yanlış yanlış kullanmadıysam şu an doğru kullanmış olmam lazım. Bu işlemi yaptıktan sonra çünkü bizim aynı Flutter tarafındaki dispose e, mounted gibi mounted soruları gibi aslında. Biz burada ne yapıyoruz? self boşsa return atlıyoruz mesela guardlet'te return diyoruz. Bu sayede adam mesela sayfadan çıktı ya da bir şey oldu noktada buradaki kod çalışmıyor. Gayet nice full bir kullanım oluyor. Şurada verelim. Hop burada bağladık. Item cats'i de buraya verdim. Item cats'i de buradan aldık. Ee, doğru kullanmadık mı? Self'i doğru kullandım aslında. Guard. Ha guard let diyeceğim. Guard let. İşte, bu yanlış mı kullanıyorum? Guard self. as return. Doğru kullandım. Self eşit değildir. Ne yapacak herhalde? Yok şunu şöyle yapınca mı yiyordu? Şöyle yapınca yiyordu herhalde. Yok bu da, bu da saçma olmuyor mu? Bu eski hocam ya şu let olmadan şey yapmamız lazım. Nil çek yapmamız lazım. Ha, tamam şöyle yap diyorsun o zaman. Eşit değil nil Böyle olacak. Tamam. Burada bu işlem olduktan sonrasında da Home Tab Controller'dan da Reload Reload Table View Reload ne? reload Data burada. Bu arada bunu burada set etmeye gerek yok. Yani sonuç olarak bu logic olarak UI işlemlerini main thread'e koymak lazım. Amacımız main thread'i yapmak. Ondan dolayı bunu buraya ekledim. Buraya de selfie verelim. Selfie'nle verdim. Şunu bir görelim bakalım. Şimdi proje başlıyor arkadaşlar. Proje başlıyor. Proje başladıktan sonra presenter çalışıyor. Presenter çalıştıktan sonrasında burada diyorum ki bütün işlemler bittikten sonra mesela burada ya burada view did load'unu çağırabilirim. For example. View did load'una gittim. Bak view did load'u burada. View did load'unda fetch bu arada adama vermeyebilirim. Sonuçta fetch cats benim metodum. Ben adama sadece view do it load'u vermem lazım ki adam bilmesin mesela burada fetch cats yapacağını. Sadece logikleri bilmesi gerekiyor adamın. Bak şimdi yavaş yavaş daha güzel oturuyor burada. Burada fetch cats'ı buraya verdim. Fetch cat'si view do it load'da dolduracağım burada şimdi bak. Fetch cats'ı buraya yazdım. Başladı. Bu işlem bittikten sonrasında success'e girersem eğer view table data diyorum. Buraya items'ı veriyorum. Mesela for example birincisi bu. Bir de burada arkadaşlar mesela benim burada yazdığım view'da şunu diyebilirim. Mesela orada vardı. Show e, indicator e, indicator kodu vardı. Indicator view kodunda burada mesela indicator burada true'ye çekip tamam mı? Burada bunların direkt ikisinde de girdiği durumda bir şey var mı ya memo? Şurada zaten ya şuraya yazarsam zaten o olacak zaten. Değil mi sonuçta? iki durumda çalışmış olacak. Aynen. So Gerçi return var hocam. Düş düşmeyebilir oraya. Ha, bunun return'u kaldırayım o zaman. Şuraya da şu an print atayım şu anlık. Yani bu to do olarak işaretleyelim. Burada burayı bağladık. Doğru mu? Şurayı da verdim. chat items. Şimdi proje başladı arkadaşlar. Proje başladıktan sonrasında. Hani burada bu arada bunu da burada tutmamakta fayda var. Yine hemen hızlıca bir tane inamınızı yazın buraya. Önemli değil. Servisiniz yazdığımız yer neredeydi o servisi? Servis. Home servisi yazmadık mı biz? interaktörün içine koyduk geldi yani servis yazmadık değil mi Şimdi bunu servise çıkaracağız burada burada olmamalı da şu an buraya tuttuk buraya bir tane inam duyup servis petlerimi de buraya alayım şimdilik sonrasında ben bunları buradan çıkartacağım bu arada şu anlık geçici olarak kaldı gibi düşünebilirsiniz string dedim buraya da dedim ki mesela HD HT, e, case http http'nin karşısına da http.json olarak şu anlık yazdım yine bunlar ilk başta zamanla oturtacağız buraları birlikte düzelteceğiz Burada çünkü ben şunu yazmak istemiyorum. Hani ne olursa olsun en azından kafada standart olarak kullanmamanız gerektiği noktada servis petin içerisindeki http.rawvalue'yu kullanmayı bilelim mesela. Burayı yaptık, buraları bağladık, şurayı bağladık. self.view dedik. Bunların haberler haber etmesini verdik. Buraları da bağladık. Burası da ready. Şimdi burayı da bağladık. Burası da bizim için oldu. Aslında şöyle de kullanabiliriz şu an şurada. Bir şey yapmıyoruz zaten şu an burada. Burası da ready. Yani ben aslında interaktör olsun, katmanlar olsun, haberleşme bir tık bağladım. Bir tek neyi yazmadık burada Memo? Şu indicator kodunu yazmadık. Indicator kodunu da yazalım buraya. Burada neye kızdı bu arada? Aslında bu otomatik olarak bunu görmesi gerekmiyor mu? Yani niye böyle yapıyor? Normalde bunu hani force de et. Yok yükselt de almıyor hocam ya. O şey optional istiyor. Ben ama böyle kullanmıyordum ya bunu. Yani normalde şöyle kullanmıyor muyuz yani? Benim bildiğim kadarıyla zaten self'ten sonra soru işareti koyduğumuz için şey olmuyor. Memory olmuyor yani. Guard self diye bir kontrole gerek yok diye biliyorum. Yok buradaki amaç her defasında soru işareti koymamak aslında. Bak şu ben normalde böyle hmm. kullanıyorum. Yani ha, soru işareti koymakta yani problem anladım. yok. Anladım. Yani dert aşağıdakilere de koymayalım bu şu şöyle kullanıyorum ben normalde. Bak böyle gördün mü? Böyle gelmiyor zaten buraya. Tamam. Bunu buraya bağladık. Bir de şu indicator view kodu yazalım bir tane. Indicator view kodunu ben burada yazmış mıyım? Bakayım. Varsa buradan alalım bunu şu anlık modülden home'umuzdan. Home, home e, router view home view controller'dan bir de indicator kanka. Varsa bir kod verdi bana. baştacı bak verdi burada. Hemen bu kodu buradan çalarım. Indicator view kodunu aldım buradan. Content Incent falan demişiz burada. Content Incent niye vermişiz burada? Animate e aşağı yukarı indir tarzı bir kod yazmışız herhalde de. Activate Indicator demişiz. Bir de şu kodu bulalım. Activate Indicator kodunu nerede yazmışız? Ha UI'ye bir tane indicator atmışız. UI'ye en üstüne bir tane indicator atmışız. UI'ye attığımız indicator ile yapmışız bunu. Aynen hmm. direkt UI komponente. O zaman buraya bir tane daha önüne UI atacağız şuraya. O zaman şöyle yapacağız bunu yapmak istiyorsak yani basitçe onu onu genelde hidden hidden yapıyorlar ya. Aynen. Hidden Buraya o zaman şey diyeceğiz değil mi? Bir tane indicator diyeceğiz. Buraya da UI e, indicator diyeceğiz. UI neydi onun adı? UI indicator değil mi adı? Ne onun? Tut tut tut. UI activity ha. Activity indicator view dedim. Bunu başlangıç init ettim. Peki şimdi bunu bağlarken dikkat etmemiz gereken bir şey var view.addSubView -view dedik şimdi indicator view'u ekleyeceğiz buraya tamam mı doğru muyum burada ama bunu eklerken koordinatını yaparken arkadaşlar şöyle bir koordinat yapmamız geçecek herhalde Memo şimdi biz bunu geleceğiz burada sonuç olarak indicator'ı bizim en üstte aslında stack olarak eklememiz gerekiyor aslında en üstte gözükmesi lazım matematik olarak bakıldığında Snap. .make constraint deyip buraya geldiğimde yine benzer şu kodun bir benzeri olması lazım aslında ama e, böyle yazarsak ilk başta çalışır mı emin olamadım. Mesela şunun bir is hidden'ı dediğin gibi kapatalım şu an. Kapatalım is hidden'ın false olsun. Bakalım arka tarafta nasıl gözükecek şimdi. Şurada tam emin değilim. Bir bakalım buraya. Yani şuraya geldiğinde aslında şu kodunu yaptığı biz arkadaşlar şey. Hani content instant vermeye gerek var mı? Home Bunu vermeye gerek yok. Biz burada logic olarak hani açıldığında is hidden'ını kapatıyoruz bu arada. Onu da bir yapak şurada. Şunu bağlayayım. Activity indicator değil de indicator diyeyim şöyle indicator diyeyim vereyim. Bir de burada indicator start da stop vermişiz ama zaten aslında indicator açıp kapatma kodu da orada olacağı için indicator şöyle yapayım. Indicator.isHidden'ı nokta da arkadaşlar şu animate vereyim. Yani true ise gözüksün, false ise gözükmesin gibi bir kod olacak bu. Altında nah, var. Ha, altında var mı zaten pardon. Şunu da VXL fine ekleyeyim şöyle. Yani hani diyelim sayfadan çıkar çıkmaz. Onu da şöyle benim hani alışkanlığım Swift'ten kalan. Ee, eşittir self diyeyim. Şurayı da else'inde return atayım. Hop güzel. Burayı bağladık. Tamam. Nice. Burası da bağlanmış şu an. animatini yaptık falan da yaptık filan yaptık. Burası ready bizim için. Şimdi gelelim bakalım bizim karşımızda nasıl olacak. Indicator'ı verdik. Her şeyi verdik. Şu an proje başlayacak arkadaşlar. Okuyalım mesela. Proje başladı. Add subview'larımı yaptım. Make UI koordinatımı yaptım. Sonra presenter'a dedim ki git did adını çalıştır. Bu arkadaş da dedi ki tamam dedi kardeşim ben çalıştırırım. Fetch cats'i çağırdı. Fetch cats'i çağırdıktan sonra bu da gitti işlemini yaptı. Bu dedi ki interaktör kardeşim senin fetch cats işlemin vardı. Bunu bir çalıştır yap. Yaparken indicator'a dedi ki git UI'ni güncelle. İşim bittikten sonra da gel UI'ni kapat dedi mesela ve kodu yazmış olduk. Şimdi gelelim bakalım bu sabahtan uğraştığımız yapının bizim için birinci versiyonunun çıktısına. Sonrasında bunları zaten daha detaylı yazacağız birlikte. Şimdi bak arkadaşlar proje başladı. Aslında indicator falan da gördüm orada. Gördükten sonrasında geldi ama ee, şöyle yaparsam sanırım bir tık daha iyi olacak değil mi? Ama burada şey yapalım. Eee, Sanki center yapalım. Yok doğru doğru çalıştı da ee, şeyi görmedik. Neydi onun adı? süreyi birazcık yavaş yani bir süre sonra başlatalım. Ee, şeyden, delay, evet. delay. Şuraya delay koyacağım. Dur. Nasıl koyuyorduk onu? Dispatch Q'dan dis, yazabileceğim. Dispatch nokta time değil kanka. Q nokta main nokta async'in içerisinde şurada time'da olması lazımdı sanki. After. async after. Async after aynen. Async after deadline'ına şuraya mesela 5 şöyle 2 verince direkt 2 saniye olarak anlıyor muydu ya bunu? Yoksa buraya şey now now artı 2 falan ya. He tamam now artı 2 saniye yapıyor değil mi bunu yanlış hatırlamıyorsam? Aynen. Evet. Aynen. Execute'da da hop şöyle yapmıyormuş. Bu şu execute yanlış yazmış olabilirim. Ben diğer konstruktörü seçiyordum ya. Bu doğru şey olmuyormuş. Rakim, Async after. Execute, execute var. Şu hangisi? Deadline var. Hangisi? Bir tane fonksiyonlu vardı. Aynı şu şu. İki mi? Bu. İkinci olan mı? Deadline evet. olan. Üçüncü sıradaki şu. he Ha. ha tamam. Execute. Okey. Okey. Now. Artı. 2 execute ettim buraya geldi. Şimdi fetch ketsi biraz geç gelsin ki arkadaşlar görün istiyorum. Ya da şey aslında fetch ketsin geç gelmesi değil de şuraya koymak lazım aslında indicator view'u da veya şöyle yapalım. Proje view did load'a girince direkt buraya açalım. Öyle yapalım böyle de güzel olacak. Self nokta fetch cats diyeceğim. Buraya bağladım. Şimdi bakın proje başlayacak. Bak loading geldi. işte bilerek bu da üst üste koyduk aslında. Önemli değil. Şu an için geldi, isteklerini yaptı, sayfaya gitti, lojini bağladı. Mesela şu yapıyı kurduk ya, bundan sonra aslında çok daha kolaylaşıyor. Şimdi mesela diyeceksin ki hoca tıkladığında ben bir şey yapmak istiyorum. Ben de sana diyeceğim ki tamam kanka, tamam güzel. Senin zaten bak burada table view'unda did select diye bir tane özelliğin var burada, did select. Bak sen artık diyorsun ki tıklandığında hoca ben burada hiçbir kon konjektöre kalışmıyorum. Presenter'a git, did select'ine, select bak burada did select görüyor musun? Yok. Presentera ben demek ki burada bak 10 tepseli verdim burada. Benim 10 tepselde bu adama neyi vermem lazım? Benim tıklandığı item'ı vermem lazım. Değil mi sonuç olarak? Ben tıkladığı item'ı bilmiyorum burada 10 tepselin içerisinde. Ya da buraya diyeceğim ki direkt benim tıkladığım keti vereceğim mesela buraya ki bu adam buna göre gidecek mesela bir sayfaya logic yapacak. Diyeceğim ki mesela cat yani model, cat entity mesela. Cat entity. Cat entity'ye burada haberimi vereceğim haberimi verdikten sonra diyeceğim ki mesela burada işte bir logic çalıştıracağım. Mesela derim router olarak yan sayfaya gideceğim mesela hani. For example bir senaryo yani. Mesela buraya geldiğimde çünkü şuraya döndüğümde diyeceğim ki presenter'ın on top tıkladığında artık senin burada yapman gereken items cats'in içerisindeki index pet'in içerisindeki index pet in içerisindeki index pets nokta row'u işaretlemek. Bir abonemiz gelmiş herhalde katkısız Katıksız hayvan. E, ee, hoş geldin. Prime abone olmuş Cansın. Şimdi bunu da verdim. Mesela diyelim ki yarın bir logic yapmak istediğimde sadece buradaki koda gidip yazmam. Presenter'daki koda yazmam. Beni yeterli olacak. Ee, şey modeli şöyle yazmadık herhalde. Tamam. Modeli yazdık. Burayı bağladık. Buradaki logic'te aslında yapacağım en analı, ana işlem bu aslında. Yani benim buradaki yapacağım işlemlerin hepsi böyle böyle ilerleyecek bundan sonrasında. Benim bütün yapacağım logiclerim, bütün yapacağım işlemlerimi ben burada kendim katmanlarıma göre parçalayacağım. Diyeceğim ki artık ben araya karışmam. İşi yapacak katmana haber veririm. Git derim senin presenter'ın burada. Git burada router mu yapıyorsun? Sağ tarafa mı gidiyorsun? Sol tarafa mı gidiyorsun? Bu kararı sonrasından ver der. Buradan da bağlarım. Diyorum sayın arkadaşlar bu bizim Viper'la yaptığımız ilk başlangıcı olsun tamam mı? Sonrasında yine bunun üzerine değil mi Memo? Ondan sonra devam edelim. Çünkü bunun üzerine şimdi Root detay metayı koysak iyice kafa karışabilir. Ama sonuna geldiğimiz noktada sanki biraz daha iyi kafada anlaşılıyor duruyor. Yani ilk başta birazcık ee, şey yani biraz kompleksisi var yani. Ben de açıkçası yazarken işte bunun için aslında antipatern diyorlar. Yani mesela 3 tane servis işte yaparken kullanırsan tabii ki de yarı baktığında ama değil mi? MVC ile biz bunu hallederdik 5 saniyede yani bakıldığında. Yani 2 tane şey koyardık çekerdik. Yani mevzu iyi kodsa bunu yazardık. Ama buradaki yapımız bu pod, kodu parçalayıp kullanmak olduğu için burada güzel bir şekilde aslında bunun bir örneğini görmüş oluyoruz arkadaşlar. Yani ana amaç... Bence mis gibi kod oldu Ana amaç, Aa. ben bu kodu çok şu an, ben bu kodu okuyayım. Yani ama, ana amacımız arkadaşlar günün sonunda Şurada bak bir tane de test kodu da vardı şurada ben hazırlamıştım da. Şimdi bugün test yazmaya kalmadı. Bir sonraki de testle yazarız biz bunu. Ana amacımız arkadaşlar aslında bizim buradaki derdimiz şu. Yarın bir gün sen burayı moklamak istediğinde bu adama diyeceksin ki ben bir tane home interactor veriyorum. Bir tane de mesela bir tane component view component'ini veriyorum. Sonra presenter içerisinde mesela diyelim ki bir işlem yaptın. işlem sonucunda da Ekranında bir değerinin değişmiş olmasını bekliyorsun. Mesela diyelim ki işte burada boolean değerinin güncellenmesini mesela data geldikten sonra datanın 50 olmasını bekliyorsun mesela. Bunları tamamlayan aslında arkadaşlar siz oyu mokladığınız yerlerde tamamlayıp deneyimlerinizi ba bağlayabiliyorsunuz, işlemlerinizi bağlayabiliyorsunuz. Ana amaç tamamlayan bu aslında. Presenter'larımızın içerisinde kararlarımızı veriyoruz, ara katmanlarda logiklerimizi yapıyoruz, üst katmanlarda da bağlarız. Bu var ya en basit bence en kolay anlaşılabileceği örnek yani kompleks olduğu yer var ama e, tabii ki de bu komplekste zamanla açılacak. Biz de açacağız, siz de açacaksınız. Birlikte götüreceğiz burayı. E, zamanda şu Async Await'i yazarız. Ondan sonra bir sonraki yayında yani hafta iki yayında da arkadaşlar bunun detaylarını yine üst üste yazarız. Diyorum. Var mı? Memo burada ekleyeceğimiz gözümüzden kaçan bir şey var mı senin ekleyeceğin? Ama şu anlık yok hocam ya. Şu zaten olduğu çalışıyor yani. İstedik tamam. yaptık. Aynen. Şu an bir basit olarak kafamızdaki yapıyı mesela şurada da şeyi görebilirsiniz bu arada. Ee, tıklandıktan sonra şuraya print atsaydım. Model deseydim şöyle. Cat entity, entity tıklandığında burada görebilirsiniz. Şuraya geliyorum mesela. Proje gelsin bir. Dataları çeksin. Geldi mesela. Bakın datanın geldiğini görebiliyorsunuz. Model geldi. Modelin içerisinde description'ları dolu. Buraya da istersen PO deyip modeli basabilirdim. Yani buradan da o işlemi yapmış anlamış oluyorum arkadaşlar. Özetle demiş olayım. Güzel. Bu Benim şu an uyanamadığım tek bir yer var hocam. Mesela burada şu an UI Navigation kontrolörü nereden vereceğiz? Şimdi, Nereye vereceğiz? Şimdi bizim buradaki yaptığımız örnekte biz bir tane de router class açacağız ya. Router class'ı. Aynen. Router class'ın içerisinde biz bunu yapacağız aslında. Yani router klasının içerisindeyken biz diyeceğiz ki kanka diyeceğiz git. Hani gideceğin sayfayı gideceğin yere işte self.navigating.controller push diyeceğiz oraya yollayacağız aslında. Router'ın içerisinde. Mesela hani sana şöyle bir özel, özet göstereyim aslında. Hani şöyle bir tane kodtan bahsedeyim mesela. Şuradan özetle mesela bir tane router'ı basitçe yazıyor olsaydık router da yazalım gelmişken dediği gibi aslında hani kafada kalsın daha güzel olur. Şuraya home'un içerisine new file deyip router ekleyeyim bir tane. Home router diyeyim memo. Bak şimdi işte mesela bu basitçe bir router bu arada. Yine bunun üzerine konuşacağız. Neler yapabiliriz, neler ekleyebiliriz diye de. Home router dedim. Bak şöyle yapıyorum memo. Buradaki yani benim gördüğüm mesela araştırdığım örneklerde vesaire sağda solda adam aslında diyor ki al o view controller diyor. Sonuç olarak o sayfadan ekleniyor ya buraya. Al o view controller diyor. O view controller üzerinden mesela navigasyonunu yap diyor bu tarafa. Okey, okey tamam. Şey, bir referansının üzerinden yakalıyoruz. sonuçta navigation'ı buradan yolluyor veya onu statik de yaptıysa oradan da alır. Mesela benim yaptığım örnekte ben nasıl yapmıştım ben o? Benim yaptığım örneğe bakalım. router ben biraz daha farklı yaptım benim için de. Home router'a gidelim. Bak yine e, gördüğün gibi aslında yine aslında benzerini yapmışım. Kontrolleri yine almışım burada gördüğün gibi. Kontrolleri aldıktan sonrasında bu işlemin içerisinde gideceğiz sayfayı ve ne yapabileceğini burada karar vermişim. Burada bir de tabi yan sayfayı doldurma işlemi de yapmışız. Burada gerçi presenter yapıp e, logikleri bağlama işlemi de yapmışız da. E, şurada bak şurada navigate. Benim gördüğümde logic. de böyle yapılıyordu. Şuradaki diyorsun. Router, de. router'da, konf router'da konfigüre ediyorlar her şeyi. Aynen. Kim, kimin de nerede falan diye. Bu zaten Mesela burada home view controller yapmışım. Home router input. Aslında proje başlarken en başında bunu çağırıyor aslında. Aslında bu projenin başında mesela onu da bir sonrakinde ekleriz buraya. By http başında Cinderella bak şöyle kullanıyor. Ee, nerede? UI navigation controller bu değil. Ha bak burada. Şunu görüyor musun Memo? Home bakın Hı -hı. normalde böyle kullanmamız gerekiyor home root control home router input nokta open diyor. İşte delegation'larını veriyor nasıl kullanacağını. sonrasından da bunu initialize ediyor buraya aslında. Diyor ki böyle kullanacaksın sen. Biz bunu da bir sonrakinde entegre ederiz bu arada. Step by step ya. Aynen. İlk step'i tabladık diyelim. Bunda kodu puşlayak da. Dakika soru iş olmasın. İlk başı biraz dediğim gibi arkadaşlar bir tık karmaşık olabiliyor. Ben de kabul ediyorum. Normal ama yani. Hani ilk başının böyle e, şey olması normal. Yani karmaşık olması normal. Hani bunu chat.gpt falan gidip sorsanız vesaire de zaten bu kompleks de üretiyor. Orada da yanlışlıklar yapıyor mesela. Mesela şu kodu o burada mesela. Şu kodu mesela ürettim çalıştım dedim ki chat.gpt sen nasıl üretirsin dedim. Ona nasıl O mesela böyle yazdı. Ama normal e, bizim kitaplarda kullandığımız araştırdığımız yöntemlerde ya da benim de projelerde baktığım yöntemlerde insanlar router logiklerini yani navigation logiklerini aslında aynı buradaki gibi parçalıyorlar böyle. Diyorlar ki biz bunları parçalayacağız ve mesela bu open metotları vesaire aracılığıyla aslında ilk gideceği sayfa veya yanın gideceği sayfaları doldurup bak burada dolduruyor mesela logic'lerini gördüğün gibi dependencieslerini falan da koyuyor sonuç olarak. Bunların hepsini koyup projeyi böyle yapıyor mesela. Aslında günün sonunda biz de buraya gelmemiz gereken yer burası aslında başlangıçta da. Şu anda oraya gelmedik. Orada bunda kullanacağız burada. Bak network manager'ı falan görüyor musun? Hepsini burada inject ediyor adam aslında en başta injector dediği katmanı burada yapıyor. Bunu bir sonraki de evet. kullanalım memo. Yapalım. Bak open'da görüyor musun? Open'da from viewable demiş. Güzel kullanmış. Bu yöntem güzel yöntem bu arada. Bak self view varıp ee, buraya self view deyip buraya bağlamış bu. Şey ee, modeli göndermiş. Self view nereden gelmiş buraya? Self .view, ona yani. bakıyorum da. Router'da view instance var herhalde. Bunu router input'ta göremedim ama extension'da falan belki yazılmıştır bilemedim. Şurada var Ay Yo yo view zaten bir fonksiyon ya hocam. He zaten. oradan o, aldım. Ben. Statik'ten okudu aslında. Okey. Güzel kullanım. Bunu kim yazmışsa <laughs> bu adam güzel yazmış. Yani şuradan aldım. Bu arada bunu da commit'liyorum. Şuradan sevdiği yapayım. ga. Ya şöyle git init yapayım arkadaşlar ya gecem edit first version of viper dedim şöyle gg ghpr create repo create dedim şimdi arkadaşlar biraz da kodingimizi konuşmamızı yaparız bugünün de sonuna geliriz yavaştan bugün de şöyle pushladım merak eden arkadaşlar da varsa arkadaşlar şimdi hemen linkini vereceğim reponun bakabilirler ya ben Mesela dostlar şöyle diyebilirsiniz. Yani son uçak mesela burada birkaç tane amatörce gördüğümüz işte center'ı veremedik. Orada kafalar karıştı ya da bir şey olmuş olabilir. Burada mesela bunları çok daha farklı yöntemlerle ya da şöyle yapabiliriz. Diye. Benim buradaki dersim yani benim buradaki anlatmaya çalıştığım şey aslında bu hataları birlikte görelim. Birlikte büyütelim mesela. Burada kasımız gelişsin. Buradaki şeyimiz gelişsin. Hata da bak böyle yapmış. Hata karşısında bak ben bunu yapıyormuşum. Yazıda gördükten sonra mesela bir yazıyı okurken nasıl yazıya kullanıyorum. Adam nereye bakıyor diye bakıyorum vesaire. Aslında burada teknik düşünceyi de aslında size aşılamaya çalışıyorum. Umarım o konuda arkadaşlar hani e, kafanızda oturmuştur. Tekte oturmaması eğer oturmaması ve tekte oturması zaten çok zor. Yani, yani mesela bak burada memo da yazıyor. Hani biz burada ben de işte yazdığım zaman oldu. Böyle, bu tarz yaklaşımların tekte oturuyor. Mesela bazı insanlar diyor ki hemen anladım hemen kullanıyor. Adam var ya her şeyi bununla yapıyor bu sefer. Neyi ne diye kullandığını anlamak önce birazcık zaman alır. Ondan sonra zaten kafada oturacaktır. Değil mi sayın dostlar? Bizim mesela Memo zaten 3 ay sen biliyordum ama ne düşünüyorsun? Bakın Berk var, Zafer burada. Berk ile Zafer biliyor musunuz bakalım siz ilk defa mı gördünüz? Nasıldı moderatörler? <laughs> Swift'ti mi hocam? Yok yani bu tarz bir yapıyı. Swift, yani... ya bu tarz bir yapıyı ben ilk defa gördüm. E, Swift'te yazmadım zaten ben. Sardı ama mı? hoşuma gitti yani. Sardı aynen. Bir tık yorucu. Bir tık yorucu. Yani evet tabi. onu diyecektim yani bir tık yordu hani kafam bir tık böyle şey oldu ama baya hoşuma gitti e, yani. En sona gelince bir oturuyor aslında ya yani, ha diyorsun A, bunu buna vermek lazımmış delegation yapmak bu anlama geliyormuş burada bu getiriyormuş oluyor zamanla. Ama işte o en sona gelene kadar hani belli bir oradan önce bir zorluk oluyor. ya Her şeyin başı öyle değil mi hocam bir tane ayarlıyorsun hani sonra anladıktan sonra gerisi geliyor yani. E, tabii canım. Ya bana, biz... ba, bana bir de şey geliyor ya bu memorial çok yattığın gibi geliyor yani o kadar referans paslamalar falan ya işte onlarla alakalı olarak da memo adamlar işte mesela sınıflar oluştururken strakler yolluyor genelde. Mesela home router'ı strak yapıyor. Veya aradaki bütün katmanları straklerini oluşturuyor. E, ardından da view obje. Zaten view objelerini tuttuktan sonra diğer objeleri de geldilerinden gel geldikleri kadar gördüğüm örneklerde mesela çok kullanıyorlar bunları kullanırken ki hani bunu engellemek için. Ha tabii yine bir şey aratabilir ama bu konuda bence aşılmış kanka Memo yani. Şey, Viper'ın çok kullanıldığı ondan dolayı söyleyebilirim. Yani İlla ki çözüm bulmuşlar da, da mesela yeni giren biri için mesela şey olabilir yani hemen bir, birkaç memory leak yaşayabilir. Ya burada şey çok önemli e, dostlar. Hani mesela buradaki herhangi bir kişi ya da herhangi bir tane arkadaş bunu öğrenip kurgulayabilir veya yapısında entegre edebilir. Bunda problem yok ama ee, sorun olan kısım şu aslında asıl meme asıl dertte olan bir tane yön şu bunu ezber yapmamak lazım arkadaşlar bunu ezber yaparsanız çok kaybedersiniz yani sorun zaten o yoksa bunu mesela ben yazılarda da görüyorum bir sürü insan da yazıyor kullanıyor hani bir şekilde entegrasyonlarını yapıyor ama hani buradaki neden bunu entegre ettiği sorusunun cevabını bilmediği zaman çok yorucu oluyor ezber onun için yapmayın yani finallarınız, onunuzu bunu hep atın yani Zafer sen ya, bence <laughs> söyle söyle. Aplikasyon çok büyük değilse, çok sağlam değilse bence biraz over engineering gibi ya. Tabi zaten o tartışılıyor. Onunla istinaden de aslında bu Viper'da yaklaşımda yapılan o ara klaslar var ya. Bunları hep şey yapıyorlar zaten. Ee, bir tane esas Script'le aslında memo ürettiren scriptler de var. Bulurum ben onu size atarım onu da. Birlikte de yaparız hatta burada bir üreten. Bir tane script var. Ee, dur bakayım bulabileceğim mi? Viper script e, Xcode de yazayım. Şuradan bakayım. Bak şu olabilir. ha şu olabilir. Gerçi bu herhalde depiket olmuş. Bunu, biz bunu kullanıyorduk ama bu ne deprecate olmuş? Bu değil o zaman. Nereye gitti bu? Ha, olmayan hali bu mu? Yok. Burada da mesela görüyor musunuz? Burada adam biz bu tarz tep şeyler var bu arada. Mesela şirketler kendi template'lerini yazıyorlar burada mesela e, ee, modül bak burada easy to use'da da kendisi herhalde burada bir tane metodu yazmış bak görüyor musun create şey diye vesaire no. bak burada router routing entity interactor presenter view yani burada bunu tamamen kullanıyorlar bak burada aslında memo anlatıyor single responsibility uyuması easy to iterate işte collaborate friendly işte constant işte o metotları parçalama spekleri parçalama yep. olsun, test konusu olsun. Bu konulardaki avantajı burada ama bir kişinin kullanma açısından çok fazla. Bu yani çok bir, bu noktada. şey bir... yaptım ya. Ben bugün bir demo yaparken şöyle güzel bir protokol çıkardım aslında sürekli hani şey. Mesela presenter'da istenilen şeyleri akılda tutmamak için mesela hani şey otomatik olarak senin için dolduran bir yapı yazdım oraya da şey ama noktası önemli. Bu script yazma önemli bu arada. Hani mesela yeni gelen birinin kullanması adına tak yani mesela veli diye bir tane modül yazacak ya. Direkt veli yazıyor. Direkt mesela veli view işte veli router hepsini oluşturuyor otomatik olarak. Bakımdan güzel bu. Yani o bakımdan güzel bu. Template olarak yani. Gerçi en son da 2017'de yapmışlar. Bu da çok eski herhalde bu arada. Biz artık yanlış şey basıyordun değil mi? Ha burada. Bu daha yeni herhalde. Bu da çok eski gerçi. Bunların yenileri var bu arada ya. Vipers, Xcode, Template yazayım. Ben şimdi bulacağım. Kullanıyordu bizimkilerde çünkü. Bakayım şurada. Bak burada da yapmışlar. En azından bir tık daha yeni gibi duruyor da bu da eski ama yani. Bir tane yok muymuş ya? Ben hatırlıyorum da. CLI, yani... CLI vardı. Çok kullan... yani Peki, aslında CLI'lik çok özel bir tool yok sonuçta. Buradaki adam da yapmış mesela. Hani mesela bak. Adamın buradaki kullanımına bakalım mesela. Presenter to View out protokol. İşte mesela burada out protokol View to protokol demiş. İşte hani yapabilir herkesin bir tık yoğurt yiyişi var aslında mesela bak. View'unu yazmış. View'un işte Presenter to View out protokol diyerek aslında bir tık daha burada mantıklı göstermiş gibi de. Değil mi? Birazcık yoğurt dişi yani. Out interact de demiş. Protokolünü yazmış. logiklerini buraya bağlamış. Presenter'ı yine buraya vermiş. Ya olay presenter'da dönüyor. Presenter dönme olayından sonrası tamamen senin bağlama. Bak router'ı mesela nasıl yapmış Mewa bak. Yine benzer nokta aslında. Görüyor musun? Router'ı statik olarak oluşturmuş. Oluşturduktan sonrasında içerisine de yine bizim deminki o off'taki gibi sıfırdan obje oluşturuyor. Bunu da in state'inde çağırıyor aslında. Out root create modülü. Ben de buna ben de bu benzer bir şey yaptım yani. Bu bu. Zaten olması gereken ben... bu. Ben sadece bir de şey yaptım yani herhangi mesela işte atıyorum home router'ımız var ya. Home router'da olan tak şeyleri de ayrı bir protokolden aldım. Şöyle bir link attım çete. Bunu işte diğer 5 katman içinde yaptım yani. Hemen bir okuyalım arkadaşlar. Biraz Bakın. daha generic generic yaptım ben. Associated type'ları vermişsin. router'larını vermişsin. Interactor, router. Ha sen genel bir katman oluşturdun bütün projenin şeyleri o için. Yani bu folder'ın bir üstünde de şeyler var mesela. O sayfaya ait olanların ki var. Bu, bu atıksız değil. Bu da olur yani. Bunu da kullanabiliriz. Tabi yine içerisinde dolduracağım bir şeyler var. Yine yani yine aynı kodları yazacağız bu arada. Sadece bir structure oluşturma açısından evet. Adam en azından yani mesela işte, şey veriyorsun. Mesela işte atıyorum home presenter var diyelim. Presenter protokolden türiyor İşte interface segregation home presenter kendine ait kodu. Yine oradan yazıyor. Evet evet. Bunu bak bunu burada tut memo. Bunu bir sonrakinde bizim projeye bağlayalım. Yani bu projeye bunu entegre edelim mesela. Anlat anlata bunun detayını da verelim. Bu katmanı da bağlayalım mesela. Bir, bir sonraki haftadaki Swift Station'da bunu bağlayalım. Okey okey. Cool. Bu tarz bir de o servis kısmını bağlayacağız. O taraf var. Cool. Güzel. Yani burada, Why... şey, burada şey, mesela View protokolünü şey kapattım. Constraint ettim yani. Gördüm gördüm. Yani sadece UI kontrolünden yapma kodu güzel olmuş. O kod güzel olmuş. Nice. Memo. Güzel bağladık. O zaman ee, dur şey alayım da. 3.5 saat yazmışız. Üf. Notumu alayım da. 3.5 saat ne yazdık ya. Vallahi şu notumu alıyorum. 3.30 10 numara. Yani bir saat gerçi konuşma yaptık gerçi değil mi? Biz ne zaman başladık ben notu almadım ki ilk başta. Herhalde bir iki buçuk saat yazmışızdır o zaman. Ha, okay. Onu bulacağız artık oradan. Evet arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Sorusu olan varsa bir tık da soru seansımızı yapalım. Eğer arada hani vardı da sorudan soracaktık diye soranlar varsa soru seansımızı alalım. Bu arada tekrardan